Günaydın. Bugün 3 Mart Cuma. Medya Terapi'ye hoş geldiniz. KRT Televizyonu ve Yön Radyo ortak yayınında Medya Terapi'de gündemi sizlerle paylaşacağız. Hep söylediğimiz gibi ne olmuş ne bitmiş hatırlayıp hatırlatıp yorumlamaya çalışacağız. Gündem kaçınılmaz olarak bugün 26. gününe girdiğimiz deprem ertesi ortamda. Deprem ertesi ortamda yaklaşık 11 ilimizi etkilediği anlaşılan o devasa felaketin bilançosunu çıkarmaya çalışıyoruz ve orada yaşanan sıkıntıları sıcak tutmaya çalışıyoruz. Çünkü orada yaşanan sıkıntılar ülkenin diğer yerlerinde bizim hepimizin de ta yürekten hissetmemiz gereken ve bir an önce çözüm bulunması gereken sıkıntılar. Dolayısıyla siyasette çok önemli gelişmeler var. Ekonomide bugün enflasyon açıklandı. Çarşı pazardaki yangın devam ediyor. Hayatlarımızı doğrudan ilgilendiriyor. Ve az önce söylediğim gibi siyasetteki önemli gelişmeler de belki bundan sonraki yaşamımızı doğrudan etkileyen çok tarihi gelişmeler. Ama kaçınılmaz olarak deprem ağırlıklı gündemle başlayacağız söze. Siyasetteki gelişmeler derken dün yapılan altılı masa toplantısı, o toplantıdan çıkan bildiri, bildiride varıldığı söylenen anlaşma ama sonrasında ortaya çıkan manzara, akşam saatlerinde özellikle İyi Parti içindeki o yoğun hareketlilik ve o hareketliliğin ne anlama geldiği, bundan sonra neler yaşanacağı, pazartesi günü tekrardan toplanacak olan altılı masada nelerin yaşanmasının beklendiği, kulislerdeki tartışmalar, bunların hepsini de gündemimize alacağız. Tabii ki hepsinden önce depremle ilgili neler yaşanıyor, oradaki halkımızın durumu ne, ona değinerek başlayacağız. Aradan 26 gün geçti. 6 Şubat sabaha karşı saatler 4.17'yi vurduğunda o deprem çok büyük acılar yaşattı. Türkiye Cumhuriyeti tarihinin, belki de bu toprakların tarihinin gördüğü en büyük afetlerden birini yaşadık. Ve şu an itibariyle işte 45 bin civarında bir ölüm sayısı ortada. Ama bunun çok daha fazla olduğuna dair çok kuvvetli bir inanç var. İnancın ötesinde de fiziksel bir durum var ortada. Çok sayıda enkaz kaldırılmayı bekliyor ve o enkazın altında da belki çok sayıda, yani o 45 bin sayısına ek olarak çok sayıda cenaze de kaldırılmayı bekliyor. Yani gerçek tabloyu henüz bilmenin çok ötesindeyiz. Ama bir yandan da birkaç başlıkta tartışıyoruz deprem sonrasını. Bir, ihtiyaçlar hala en yüksek düzeyde, feryat düzeyinde dile getiriliyor. Hala oradaki insanlarımızın üzerlerine birer çadır, hepsinin üstüne birer çadır koyamadık. Hepsini sıcak bir ortamda barındırmanın ötesindeyiz. Hepsine yiyecek, içecek, tuvalet, duş ve çocukların en temel gıda ve ihtiyaç maddelerini sağlamaktan uzağız. Oradaki yüz binlerce insan, milyonlarca insan belki ülkenin başka yerlerine göç etmek durumunda. Onlara sağlıklı imkanlar, sağlıklı barınma imkanı sağlayabiliyor muyuz? Bir başka tartışmada enkazın kaldırılması sürecinde neler yapılması lazım, neler yapılıyor ya da yapılmıyor, neler yanlış yapılıyor, neler yanlış planlanıyor, bunları da tartışmak, konuşmak zorundayız. Çünkü bazı bölgelerde, mesela depremin vurduğu yerlerden Afşin'de ve Pazarcık'ta, Pazarcık hatta depremin merkez üssü olan yerlerden biri, orada inşaatlar yapılmaya başlandığını öğreniyoruz. Ve bakın 5,5 şiddetinde bir deprem daha olmuş. 5.5 büyüklüğünde, şiddetinde diyorum, özür dilerim. 5.5 büyüklüğünde yeni bir deprem daha olmuş. İnşaat yapmanın zamanı mıdır? O yapılan inşaatlar ne kadar sağlıklı olur olmaz? Bu konuda uzmanlar hala uyarılarına devam ediyorlar. Dolayısıyla depremle ilgili ne olup ne bittiğini ve oradaki insanların durumunu dert edinmek bizim her şeyin ötesinde birinci gündem maddemiz olmalı. Yani gündem derken tabii ki başka konuları bir kenara bırakalım, hiç ilgilenmeyelim, siyasette, ekonomide onlara hiç kafa yormayalım anlamında söylemiyorum. Tabii ki bu işler, hani deyim yerindeyse, simültane bir şekilde, yani yan yana koşarak ilerleyecek şeyler. Ama birinci öncelikli olarak çözmemiz gereken sorun, tabii ki öteki meseleler de kendi mecranda akacak ama birinci derecede çözmemiz gereken sorun oradaki milyonlarca insanın dertlerine derman olmak. Elimizden ne geliyorsa o çabaları gösterip
onları 26. günde, 36. günde ya da 46. günde giderek kademeli olarak unutmak ya da yalnız bırakmak değil. Tam tersine sürekli olarak o ilgiyi ilk sabahtaki gibi, yani 6 Şubat pazartesi sabahı buraya geldiğimizde nasıl orayla ilgilendiysek aynı düzeyde ve aynı yoğunlukta ilgilenmek zorunda olduğumuzu da bir şekilde hatırlamamız gerekiyor herhalde. Şimdi gelin deprem bölgesine gidelim ve orada KRT muhabiri arkadaşımız Hatay'da mevsim Altay bizleri bekliyor. Hatay'a gelip gidiyorlar ekip olarak arkadaşlarımız. Oradaki durumu her gün yerinde röportajlarla ve canlı yayınlarla bizlere yansıtmaya çalışıyorlar. Şimdi mevsim Altay'a dönüyoruz. Hatay'dan bize izlenimlerini anlatacak. Mevsim Altay, günaydın, merhaba. Zafer Arap, iyi yayınlar diliyoruz. Biz kameraman arkadaşımız Zeki Ünlü'yle birlikte Hatay İl sınırının başladığı noktadayız. Size şöyle tanımlamak istiyorum. Burası bir ikmal istasyonu gibi çalışıyor. Kameraman arkadaşımız Zeki Ünlü'den de rica edeceğim. Gördüğünüz gibi devlet su işlerinin araçları, kamyonlar, ileride nakliyat araçları var. Nakliyat tırları, kamyonları var. Ve birazdan da aslında bu yayına bağlanmadan önce de 3 tane tır mobil tuvalet geçti ve ayrıca konteynerde 2 tane tırda konteyner geçti. Tabii burası Hatay'ın başlangıç il sınırı olduğu için, başlangıç noktası olduğu için buradaki trafik bayağı bir yoğun olduğunu söyleyebiliriz. Biz ilk günden beri ilk ekip olarak Hatay'da yer almıştık. Daha sonra da diğer muhabir arkadaşlarım, İstanbul ekibinden arkadaşlarımız gelmişlerdi. Onlar da Hatay'daki son durumu aktarmışlardı. Bir görev değişimi yaptık ve yaklaşık 3 gündür Hatay'dayız. Bu 3 gündür Hatay'da olduğumuz süre zarfı içerisinde size şunu söyleyebilirim ki Hatay'da arama kurtarma çalışmaları zaten daha önce bitmişti. Enkaz kaldırma çalışmalarında da aslında enkaz kaldırma çalışmalarının da tamamlandığını söyleyebiliriz. O hafriyat kamyonlarıyla molozların kaldırıldığını söyleyebiliriz yer yer. Ama hala bazı bölgelerde dağınık bir şekilde o çalışmalar devam ediyor. Dolayısıyla Hatay'da hava sıcaklığı yüksek ve bununla birlikte de her tarafta o çalışmalardan dolayı her tarafın toz olduğunu söyleyebiliriz. Aslında biz temiz bir hava değil, orada toz soluyoruz ki bu da işte bütün doktorlar, hekimler buna dikkat çekiyor. Çünkü bu sadece Hatay'ın meselesi değil, önümüzdeki süreçlerde tüm Türkiye'nin meselesi olacak. Çünkü Hatay'ın %80'ine yakın binanın çok çok ağır şartlarda hasar aldığını söyleyebiliriz. İçinde yıkılan binalar da var ve hala ayakta duran ama çok ciddi ağır hasarlı olan binalar da var ki bu binalar da önümüzdeki süreçlerde yıkılacaklar, tadilat edilmesi mümkün değil. Dolayısıyla o enkazların, o moloz yığınlarının, o hafriyatların nerelere, ne şekilde ne şekilde yok edilmesi gerekiyor. Bununla ilgili aslında uzmanlar da endişelerini bize aktardılar. Diğer taraftan dediğimiz gibi artık ne yazık ki insanlar sevdiklerine ulaşabilenler sevdiklerine ulaştılar. Ulaşamayanlar ne yazık ki ulaşamadılar. Şunu söylemek istiyorum, şu an için Hatay'da bir yaşam mücadelesi söz konusu. İnsanlar çadır kentler bir yana, bir de parklarda, bahçelerde kendileri yaptıkları derme çatma çadırlarda yaşayan insanlar var. STK'ların desteği çok büyük burada. Yine STK'lar devreye giriyor. Özellikle Sevgi Parkı olsun, merkezi söylüyorum, Dostluk Parkı olsun. Orada bir yaşam alanının kurulduğunu sizlere söyleyebiliriz. O yaşam alanının da aslında oradan kaldırılması ihtimali de söz konusu. Son 3 gündür oraya oradaki yerin taşınacağına dair bilgiler bize geliyor ama en son dün baktığımızda öyle bir taşınma süreci eli kulağında insanlar bekliyordu. O yüzden bunu da hatırlatalım ve bu noktaya da dikkat çekelim. Diğer taraftan Hatay'da gezdiğimizde sabah seçilözlere bağlandığımda da söyledim. Kayıp ilanlarına rastladık. O kayıp ilanlarında hala bir umut,
insanlar sevdiklerine ulaşmaya çalışıyorlardı. Ancak o umutların da tükendiğini söyleyebiliriz. Şimdi DNA testi süreciyle hala sevdiklerine ulaşamayanlar ve DNA testi sayesinde ulaşmaya çalışanlar, bir şekilde bir mezarı olsun diyen insanlar var. Bunu da eklemek istiyorum. Diğer bir taraftan bugünkü kameraman arkadaşım Zeki Ün'le birlikte bugünkü rotamız aslında biraz Antakya'nın daha yakın olarak Hassa bölgesine gitmek istiyoruz. Hassa ve Samandağ, biliyorsunuz Hatay Antakya dediğimiz zaman aslında bir medeniyetlerin beşiği, çünkü her dinden, her kültürden, her renkten insanın barındığı bir şehirdi ve ne yazık ki bu şehri kaybettik diyebiliriz. Çünkü çok ağır bir yıkım söz konusu. Dolayısıyla oradaki Samandağ'da özellikle de Hristiyanların bulunduğu bir yerleşim yeri Samandağ. Orada neler oluyor? Çünkü orası da bayağı bir hasar aldı. Samandağ'a bakmak istiyoruz. Keza Hassa'ya bakmak istiyoruz ki yeni gelen, yurt dışından gelen çadırlar da oldu. Kimisi o çadırları eleştirdi, hapishaneye benziyor diye. Ancak kimileri de o çadırların klima oluşundan dolayı bir ailenin daha rahat edebileceği gibi, evi gibi olmasa da daha rahat edebileceği gibi bir alan olduğunu söyleyenler oldu. İşte o çadırlara bakmayı planlıyoruz. Hatta o çadırlara bir de Kızılay'ın amblemi yapıştırıldığı görüntülerde sosyal medyaya, ekranlara da düşmüştü. Biraz da onun üzerine eğileceğiz diyebiliriz Zafer Arapgir'le. Ama buradaki Hatay'daki gelişmeleri sizlere Altay, aktaracağız. Şunu merak ediyor insanlar. Şimdi 26. gün ve günlerdir, haftalardır, yani 3,5 haftaya yakın bir süredir hep oradaki en acil ihtiyaçları konuşuyoruz. Çadır ve tabii ki tuvalet meselesinin öncelikle çözülmüş olmasını diliyoruz. Bunlar giderilmekten ne kadar uzakta ya da ne kadar giderildi? İkincisi de Hatay'ın tabii çok büyük, en büyük hasar alan kent olduğunu biliyoruz. Oradaki sağlık sorunları ile ilgili hep tartışmalar vardı. Sahra hastaneleri, efendim işte yabancı ülkelerden gelen ekiplerin kurduğu sahra hastaneleri, Turhan Çömez'in öncülüğüyle kurulan sahra hastaneleri filan, sağlık hizmeti ulaşabiliyor mu oraya? Ve en öncesinde de tabii ki barınma sorununu giderme açısından ne kadar mesafe kat edildi ve koordinasyon meselesi, farklı yerlerden gelen yardım çabaları ne kadar koordine edilebiliyor? Hemen ilk sorunuzdan başlayalım. Barınma meselesi, barınma hala bir sıkıntı, hala bir sorun. Özellikle de bunu köyler için söyleyebiliriz. Köylere çadır gitme, çadır ulaşma konusunda ne yazık ki muhtarlıklar o koordinasyonu çok fazla sağlayamıyorlar. Buna sebep olarak da şunu söyleyebiliriz. Antakya'da kalanlar, Hatay'da kalanlar ve o depremden etkilenen vatandaşların bir kısmı da aslında hem Hatay'ı tahliye edenler de var aralarında, ama köylere gidenler de var. Akrabalarının yanına dönenler de var. Dolayısıyla köylerin nüfusu özellikle de depremden sonra artmış vaziyette. Fakat işte bu etapta da devreye muhtarlar geliyor. Bu muhtarlar da çadır yetiştirme konusunda sıkıntılar yaşıyor. Dolayısıyla köylerde özellikle çadır şart, hala çadıra ulaşamayan, kendilerince derme çatma çadırlar yapan, örtülerden çadırlar yapan, kamplardan bir takım çadır alan insanlar, köylülerimiz, vatandaşlarımızın olduğunu söyleyebiliriz. Bir de şuna da değinmek istiyorum. Biz ilk geldiğimiz zaman 7 Şubat itibariyle mobil tuvalet çok ciddi bir ihtiyaçtı ve takribi olarak 8-9 güne kadar mobil tuvalet yok olduğunu, var olmadığını söyleyebiliriz. Ancak şu an geldiğimizde gördük ki belirli noktalarda mobil tuvaletler var. Fakat burada şöyle bir durum devreye giriyor. Eskiden depremin ilk zamanlarında, daha doğrusu, gıda yardımı çok fazlaydı, su yardımı çok fazlaydı ve insanlar suyu hani genellikle tüketim için kullanıyorlardı ki zaten gözleri sevdiklerine ulaşmak dışında hiçbir şey görmüyordu açıkçası. Fakat şu an durum öyle değil. Çünkü şu an insanlar
yaşamaya çalışıyorlar. Yedikleri tası temizlemeleri gerekiyor. Kendi kişisel bakımlarını karşılamaları gerekiyor. Dolayısıyla Antakya için suya çok büyük bir ihtiyaç olduğunu söyleyebilirim. Çadır su en önde, en başta gelen ihtiyaçlar arasında. Medikal olarak burada parklarda özellikle işte Türk Tabipleri Birliği'nin yarattığı, sizin de dediğiniz gibi sahne hastaneleri kuruldu. Küba'dan doktorlar geldi. Hani sağlık olarak her türlü konfor sağlanmaya çalışıyor. Yine şehir merkezindeki bu durum aktif, fakat köylere ulaşımlarda zaman zaman sıkıntılar yaşanabiliyor ilaçlar konusunda. Mesela en yakın zamanda bit ve uyuzla ilgili birkaç ihbar geldi Türk Tabipleri Birliği'ne. Ve bununla ilgili de onlar motokurye ekipleriyle birlikte hekimler gidip oraya gereken ilaçları bırakıyorlar. Ama bunlar yeterli değil. Bu düzenin daha da fazlası olması gerekiyor. Hem medikal anlamda daha fazla Hatay'a desteğin gelmesini istiyoruz ki keza diğer illerimiz için de aynı şekildedir. Bunu da söyleyebilirim. Öte yandan şöyle bir sıkıntı da var. Siz de aslında sağlık açısından en önemli şey şu an hani tek tük görüldü, çok fazla görülmedi ama uyuz, bit ve asbest. Asbest zaten bu hafriyatlardan çıkan tozlar ileride akciğer kanserine yol açabilecek türden, içinde kanserojen madde içeriyor. Bununla ilgili aslında bu enkaz kaldırma çalışmalarında bir düzenlemenin, bir denetiminin olması gerektiğini size söylüyoruz. Çünkü bazı yerlerde mesela tazyikli suyla o havalanan tozu bastırması için sunun su serpilmesi gerekiyor. Fakat bizim gördüğümüz bir enkaz bölgesinde bu çalışma böyle yapılırken diğer bölgelerde bu çalışma hiç böyle yapılmıyordu. Bayağı bildiğiniz iş makineleri o tozun içerisinde o moloz yığınlarını hafriyat kamyonlarına taşıyorlardı ve her taraf toz duman oluyordu. Bunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla bununla ilgili aslında ayrıca da bir denetimin yapılması gerektiği gerekiyor. Peki Mevsim Altay, çok teşekkür ediyoruz verdiğin bilgiler için. İyi çalışmalar diliyoruz. Sağ olasın. KRT muhabiri Mevsim Altay ve kameraman arkadaşımız Zeki Ün Hatay'dalar. Orada olup bitenleri özetledi Mevsim Altay arkadaşımız bizlere. Öyle anlaşılıyor ki en başta söylediğim gibi oradaki sorunlar tam olarak giderilmiş olmanın çok daha uzağında. Yani bir barınma sorununu, yani çadır sorununu gidermek için hala oraya çok sayıda çadırın gönderilmesi lazım. Evet, büyük oranda nüfus o illerimizden göç etti. Kahramanmaraş'tan, Hatay'dan, Adıyaman'dan, Malatya'dan, Antep'ten, Diyarbakır'dan, Osmaniye'den çok sayıda insan başka bölgelere göç etti. Ama böyle imkanı olmayanlar da var. Yani başka illerde akrabaları olan, yakınları olanlar oralara gidiyorlar ve oralarda barınmaya belki birkaç ay, belki birkaç sene devam edecekler. Yeniden o kente dönüp orada yeni yerleşimler oluşana kadar. Ama böyle imkanı olmayanlar da, hatta çok sayıda insan da hani kaldırılmamış enkazın altından belki kendi varlıklarını karınca kararınca kurtarabilmenin derdiyle orada bekleşmeye de devam ediyor olabilirler. Bu insanları orada barındırmak ve sağlıklı koşullarda barındırmak zorundayız. Ve bunun için de öncelikle tabii acil ihtiyaç olarak çadır ve hemen çadırdan sonra da daha korunaklı ortamlara almak zorundayız. Nedir onlar da? Konteyner kamplar oluşturmak. Konteyner kent kelimesini kullanmaktan biraz imtina ediyorum. Çünkü kent dediğiniz zaman sanki o insanları orada konteynerlere yerleştirip yıllarca hayatlarının geri kalan kısmını o konteynerlerde geçirmelerine yol açacakmışız gibi bir duygu içinde kent demeyi tercih etmiyorum. Konteyner kamp, yani geçici süreli bir konteyner barınma alanı şeklinde tanımlamayı, çünkü o algı açısından da önemli, tanımlamayı daha fazla tercih ediyorum. Bir kere barınma
Çünkü hala kış koşullarında yaşıyoruz. Şimdi hatırlayacaksınız, depremin ilk günlerinde, afetin ilk günlerinde oradan yaptığımız canlı bağlantılarda muhabir kardeşimiz Mevsim Altay böyle montlarla, kapüşonlarla tir tir titreyerek, ala al molu mu, mor mor soğuktan titreyerek oradan haber geçiyordu. Bugün gördüğünüz hava koşullarının daha iyi olduğunu anlıyoruz. Yani kısa kollu tişörtle gördüğünüz. Gerçi gece tabii hiç böyle olmuyor durum ama insanların en azından üstüne yağmur yağmıyor, kar yağmıyor. Bir fırtına ya da soğuk gündüz saatlerinde yok ama gece olduğunda durum bambaşka. Gece olduğunda yine dondurucu soğuklarla orada çoluk çocuk baş etmek zorundalar. İkinci ihtiyaç tabii ki su ihtiyacı ve tuvalet ihtiyacı. Orada belki 20 gündür doğru düzgün banyo alamayan insanlar var. İnsanların en temel ihtiyacı su. Sadece içmek için değil, temizlik için de. Çünkü uzun süreler, yani 2 günü 3 günü aşkın süre bile insan doğru düzgün suyla yıkanmazsa etmezse bu ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Mevsim Altay da sözünü etti. Bulaşıcı hastalıkların yayılma riski hala çok ciddi bir risk, canlı olmayı yani gündemde olmayı sürdüren bir risk. Dolayısıyla oraya sağlık malzemesinin, önleyici sağlık hizmetinde kullanılacak malzemenin de ulaştırılması önemli. Sahra hastaneleri peş peşe kuruldu geçtiğimiz günlerde ama ne kadar yeterli? Oradaki hekim sayısı, oradaki hemşire sayısı, genel anlamda bütün sağlık personeli sayısı ne kadar yeterli? Bunların hep gözden geçirilmesi lazım. Hep söylüyoruz, Hatay en büyük yarayı alan ilimiz. Tabii ki ötekilerin yarasını, ötekilerin hasarını küçümsemek için söylemiyorum ama Hatay'da çok ciddi ihtiyaçlar hala o ciddiyet seviyesini sürdürmeyi sürdürüyor diyelim. Tabii orada deprem bölgesinde insanların ihtiyaçları ile ilgili olarak, feryatları ile ilgili olarak da her gün farklı farklı yerlerden görüntüleri gündeme getiriyoruz. Bakın su tartışmasını yaparken bir özür dilerim, bir haber bandı var. Sabah rastladım. Fox televizyonunun muhabirleri orada alanda dolaşırken su ihtiyacını, acil su ihtiyacını dile getiren bir kadına başka bir vatandaşın verdiği cevap ibret verici. Yani o kadar da lüks istemeyin filan gibi akıllara ziyan bir cevap veriyor. O görüntüler hazırsa bir izletelim, ondan sonra konuşalım üstüne. Bunlar hepsi bozuk, çoğu bozuk. Bize özellikle konteyner lazım. Su yok. Konteyner lazım. Dörtte gün su yok. Siz o kadar lüks yaşamak istiyorsan lüks devlet değil, otel veriyor. Lüks değil ki, tuvalete gitmek istiyorlar sadece. Depremzede kadınlar tuvalet taleplerini dile getirirken bir de tartışmanın içinde buldular kendilerini. Oysa istekleri lüks değil, temel haktı. Acıların, kayıpların üstüne 23. günde çaresizliklerini anlatmaya çalıştılar. Tatil köyüne gidersin, burası tatil köyde. Bu nasıl bir ülke ki ben kendi duygularımı ifade edemiyorum. Yalan konuşmuyorum. Oraya da git, her şey mevcut. Evet, yani böylesine absürt tartışmalar da yaşanıyor. Dün de hatırlayacaksınız, bir hanımefendi su istiyorum su vermiyorlar dedi. Su istiyorum vermiyorlar dedi. Hatta çok daha ileri gitmiş birisi demiş ki yüzüklerini sat, işte su satın al. Yani öyle herkese de bedava su mu dağıtacağız şeklinde bir acayip bir tepki göstermişlerdi. Burada da bakın su ihtiyacını dile getirenlere, orada hani yetkili metkili böyle önemli birisi filan da değil, başka bir vatandaş. Belli ki oradaki eksikliklerin, oradaki aksaklıkların duyulmasını istemeyen iktidar yandaşı filan birisi olduğundan şüpheleniyorum. Hani kimseyi de damgalamak istemem ama ya o kadar lüks koşullar istiyorsan git otele filan gibi böyle abuk subuk bir cevap vermiş. Ya böyle zamanda vicdan niye kapılardan dışarı çıkar? Niye pencereden aşağı atılır ya? Biraz vicdanlı olmak lazım. Yani anlaşılan o vatandaşımızın çok fazla bir sıkıntısı yok orada ya da yokmuş gibi göstermeye çalışıyor. Su ihtiyacı, tuvalet ihtiyacı, banyo ihtiyacı insanların vazgeçilemez en temel ihtiyaçlarından biri. Yani bunu kavramamak için herhalde ya kendisi insan olmamak lazım ya da insan denen canlı türünü hiç tanımıyor olmak lazım. Bu ihtiyaçların bir an önce giderilmesi lazım. Az önce Mevsim Altay'a da sordum. Mevsim Altay günlerdir oradan işte bu sahra hastaneleri, işte yardım malzemesi dağıtımı, çadırların dağıtımı meselesiyle ilgili durumu gün gün o fotoğrafları adeta çekerek bizlerle paylaşıyordu. Koordinasyon meselesi.
en başından beri, yani ilk sabahtan beri, 6 Şubat sabahından beri, işte bugün 3 Mart, 26 gündür orada ciddi bir koordinasyon kaosu yaşanıyor diyelim. Çünkü hazırlıksız yakalandığımız gerçeği ortada. Bir kere bunu kabul etmek lazım. Her şeyi AFAD'a bağlamışlar. AFAD yetersiz kaldı. AFAD yetersiz kalınca haliyle, doğal olarak ve ne mutlu ki Türkiye'nin dört bir yanından belediyeler, sivil toplum kuruluşları, siyasi partiler ellerinden ne geliyorsa oraya, üstelik de bir takım engelleri aşağı aşağı, yani bürokratik engeli, valilik engelini, jandarma engelini vesaire, bunları aşağı aşağı kavga ede ede oraya gittiler. Hatırlayın, Hatay özelinde Türkiye Komünist Partisi ilk günlerde hemen koştu oraya, gönüllüleriyle yemek dağıtmaya başladı, yardım malzemesi dağıtmaya başladı, sağlık ekipleri gitti, adamların çadırını bastılar. Adamları gözaltına aldılar. Türkiye Komünist Partisi diye. Yani hani komünist partililer orada yardım götüremez diye bir şey mi var? Böyle bir anlayış mı var? Başka sol örgütler, başka sivil toplum kuruluşları, kim olursa olsun, herkes elinden ne geliyorsa orada yardım götürmeye çalıştı. Ama dediğim gibi bürokratik ve yasal engelleri aşmaya çalışarak. Çünkü devlet diyor ki ben yetişemediysem başka kimse de gitmesin. Evet, açıkça bunu söylüyor iktidar. AFAD'ım var benim diyor, her şeyi ona verin, o dağıtsın. Zaten AFAD'ın yeterli elemanı yok. Bütün Türkiye çapında işte ilk günlerden beri tartışıyoruz. 7000 küsur kişi nereye yetişeceksin? 7000'den fazla zaten mahalle vardır orada. Yapmayın. Bu yardım çabaları, bakın şu düzensizliğin resmidir şu stadyumdaki kurulan çadırlar. Kahramanmaraş mıydı burası, hatırlamıyorum ama. Evet, Kahramanmaraş'ta şu çadırların kuruluşuna bakın. Hiçbir özen gösterilmeden, hiçbir kurala riayet edilmeden yan yana dip dibe kurmuşlar. Allah muhafaza oradaki çadırlardan birinde bir yangın çıksa, çünkü bazılarında sobayla ya da ateş yakarak ısınılıyordu. İnşallah giderilmiştir o sorun. Ama şurada bir tanesinde bir yangın çıksa düşünmek bile istemiyorum neler olabileceği. Ya bunun bile bir kuralı vardır. Ölçüm, biçim yapılır, belli kurallarla o çadırlar kurulur. Su baskınına karşı, yangına karşı vesaire, bilmem neye karşı, bir yeni bir deprem vurduğunda insanlar haliyle doğal bir refleks olarak kaçışmaya çalışacaklar. Onların kaçacağı bir alan yok, bir şey yok. Yani hani kurdum mu çadırı, kurdum. Bak orada bir çadır kent oluşturdum. Orada ne güzel rahat rahat yaşasınlar. Merak ediyorum bunların neresinde duş var, neresinde banyo var, neresinde sağlık hizmeti, neresinde kreş var. Bunların hep önceden planlarının hazır olması lazım. Yani depreme hazırlıklılık ya da afete hazırlıklılık diye bir şeyi zaten sürekli olarak konuşuyorduk. Sadece bu depremin vukuundan beri konuşmuyoruz. Sürekli olarak konuşuyorduk ama maalesef nasıl sınıfta kaldığımızın resmi bütün bu olup bitenler. Hep söylüyorum, bunlardan ders çıkararak yürümek yapılabilecek en akıllı iş olur. Ders çıkarmak derken bu yardım kuruluşlarımızın durumunu da bir kez daha gözden geçirmenin gereği var. Yani Kızılay, AFAD, bunlar niye sınıfta kaldı? Tekrardan nasıl yapılandırılması gerekiyor? Belki böylesine makro ölçekte değil, daha yerel düzeyde bunların böyle bölge bölge, şehir şehir, belki mahalle mahalle örgütlenebileceği bir sistemi oluşturmak lazım. Bu işler bilim işi, bu işler hesap kitap işi. Bilenler var, uygulayanlar var, bu işi becermiş ülkeler var. Japonya'ydı, Amerika'ydı vesaireydi. Bunlardan öğrenerek, gerekirse oralara uzmanlar senelerdir de gidiyorlar ya, oradan getirerek filan bunları yapmak lazım. Oysaki biz günlerdir şu Kızılay'daki rezaleti tartışıyoruz. Çiftliğe çevrilmiş, şirketleşmiş, çadır üretiyor, satıyor. Finans şirketi kurmuş, bilmem ne şirketi kurmuş. 80 tane şirket kurmuşlar ve o şirketlerin her birinin başına da aynı zatı muhterem yönetim kurulu başkanı olarak atanmış. Kim bilir her birinden kaç yüzer bin lira para alıyor. Bakın size bugünkü Sözcü gazetesinin birinci sayfasını göstereyim. Kerem Kınık, hani günlerdir konuşuyoruz ya zatı muhterem. 12 koltuklu başkan. 12 tane şirket. Yani bir Kızılay başkanı olarak, orada başkan olarak görev yapıyor. Kızılay Yatırım Holding Başkanı. Kızılay niye yatırım yapıyor arkadaş? Niye holdingleşiyor? Kızılay Sağlık Anonim Şirketi. Kızılay Gayrimenkul Girişim Portföy Başkanı. Arge ve Bilgi Teknolojileri Ticaret Başkanı. Arge ve Bilişim Teknolojilerinin ticaretini niye yapıyor Kızılay? Kültür Sanat Ticaret.
çadır ve tekstil, sistem yapı, bilmem 12 tane şirket, hepsinin yönetim kurulu başkanı aynı zatı muhterem. Bu gördüğünüz Kerem Bey. Doktor Kerem Bey. Yani her birinden birer lira ya da işte biner lira maaş alsa Türkiye ortalamasının üzerinde zengin olacak. Zaten 300 bin lira sadece Kızılay Başkanı olarak maaşı olduğunu biliyoruz. Çıksın desin ki ya benim gelirimde gözüm mü var? Evet, gözümüz var Kerem Bey. Evet, gözümüz var. Çünkü siz bir yardım ve hayır kuruluşunun başında olduğunuzu unutmuşsunuz. Orayı bir holdinge çevirmişsiniz. Bu büyüklükte holding memlekette çok az var. Ne yapıyorsun bu holdingde? Finansla, yatırımla ne işin var senin? Senin işin böylesine bir afette en gerekli, en elzem malzemeler nedir? Onları tedarik etmek. SMS'te para mı toplarsın? Gidip sokaklarda yardım mı toplarsın? Bağış kampanyası mı açarsın? Bir yerlerden tedarik etmek için hükümetten ilave bütçe mi istersin? Ne yaparsan yaparsın. O malzemeyi toplamak, bulundurmak ve afet anında, depremdi, yangındı, seldi, şuydu, buydu, göçüktü, patlamaydı, afet anında bir an önce hızla oraya ulaştırmak. Senin başka işin yok. Ne işin var portföyle, mortföyle? Ne işin var yani? Ve bunların hepsinde yönetim kurulu başkanıymış. Kızlar, oğullar, yengeler, dayılar, enişteler, yeğenler filan, o liyakatsiz atama ya da işte yerleştirme, arpalığa, çöplüğe çevirme faaliyetlerini saymıyorum bile. Bin türlü rezalet. En son ortaya çıkan işte bu çadırların satışı meselesi. Yiyecek gıda malzemesinin satışı, ikinci el eşyaların satışı. Siz tüccar mısınız arkadaş? Hayır kurumusunuz, yardım kuruluşusunuz. Afet döneminde oraya göndereceksin, dağıtacaksın. Bu kadar, senin işin bu. Çok basit ama çok kutsal bir iş. Bunu bırakmışsın, portföyle falan uğraşıyorsun. İşte o yüzden afet bir daha vurduğunda böyle kurumlarla müdahale etmek durumunda kalmayalım. Daha doğru düzgün, aklı başında ne yaptığını bilen ve organize çalışan ve en önemlisi de koordineli çalışan. AFAD'ıyla, silahlı kuvvetleriyle, sivil toplumuyla, belediyelerle, Kızılay'ıyla, Ahbabı'yla, özür dilerim, onuyla bununla sürekli olarak bir koordinasyon içinde bulunan ve eldeki malzemenin ve eldeki potansiyelin heba olmadığı bir şekilde o koordinasyonu yapıldı. Çünkü Türkiye'nin belli ki, yani söylemeye, tartışmaya bile gerek yok, böylesine afetlerle baş edebilecek gücü var. Parasal gücü var, malzeme gücü var, işte sanayisi müsait, şusu busu müsait. Ama ne oldu? Bak 26. gün hala şu eksik, bu eksiği konuşuyoruz. Tek nedeni var. Koordinasyonsuzluk, plansızlık, önceden çalışılmamış, dersimize çalışmamışız, yatmışız, uyumuşuz senelerdir. Üstelik de doğa bize 1999 senesinin 17 Ağustos sabahı demiş ki, bakın size çok ciddi bir ders vereceğim. O dersi vermiş Marmara depreminde, Yalova, Çınarcık, işte Kocaeli, oralarda vermiş o dersi, Gölcük, oralarda vermiş, canımızı yakmış. Sonradan irili ufaklı başka depremlerle Bingöl'de, Adana'da, İzmir'de, Düzce'de, orada burada vermiş, hala ders almamışız. Yatmışız sırt üstü. Ne yapmışız? Kızılay portföy işine girmiş. Ticaret işine girmiş. Para basıyor adamlar. Ne oluyor? Bu para nereye gidiyor? Bilmiyoruz. Yeteri kadar çadır götüremiyorsun, tuvalet götüremiyorsun vesaire. Bunlar ders çıkarma vesileleri. Ders çıkarmamız için de önümüzde çok ciddi bir fırsat var. İstanbul işte o anlamda çok ciddi bir hazırlık içinde. İstanbul Büyükşehir Belediyesi işte geçen hafta bir toplantı yaptı. O toplantıdan sonra büyük bir seferberlik başlatılması için çağrılarda bulunuyor. Bu sabah Halk TV'de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın İmamoğlu'nu dinledim. O seferberliği anlattı ama bir yandan da çaresizliğini de dile getiriyor. Yani tek başımıza biz bunu beceremeyiz diyor. Herkesin el ele vermesi lazım ve herkesin elindeki, yani merkezi yönetimi de kastediyor, bakanlıkları, elindeki imkanları ortaya koyup birbiriyle dayanışarak bu sorunun üstesinden gelmesi lazım diyor. Çünkü İstanbul'a gelmesi muhtemel o felaketin yol açabileceği hasar inanılmaz boyutlarda olacak. Onu da unutmamamız gerekiyor. Tabii bir yandan da başka afetlere de hazırlıklı olmamız lazım. En başta kuraklık meselesi. Bakın hani havalar ne güzel gidiyor. Oh yaz da geldi, şimdi bahar da gelecek. Güzel işte çıkacağız çayırlarda koşturacağız. Oh hemen tatil planlarını yapacağız. İşte yaz planları, ama unutmayın. Koca bir kış geçti, bu memlekete doğru düzgün yağmur düşmedi, kar düşmedi. Bu çok ciddi bir kuraklık tehlikesini beraberinde getiriyor.
Yani doğa o anlamda da bize ciddi bir uyarıda bulunuyor. Bakın diyor, yağmur yağdıramıyorum. Niye? Sebebini bu sabah bir haberden duydum. İngiltere'de bilim adamları bunun çalışmasını yapmışlar. Ne kadar fazla ormanı kesersek, ne kadar fazla orman ya da yeşillik alan, ağaçlık alan tahrip olursa kuraklık riski o kadar artıyor. Hatırlayın, bu ülke tarihinin en büyük orman yangınlarını yaşadı. Bu ülkede rant için, bu ülkede havaalanları, yollar, şunlar bunlar için acımasızca bir orman katliamı yapıldı ve şu konuştuğumuz anda da yapılmaya devam ediliyor. Bu ne demek biliyor musunuz? Kuraklığa adeta davetiye çıkart. Adeta değil, gel diye çağırıyoruz, yalvarıyoruz. Ne olur kuraklık gel de bizim canımızı yak diye yalvarıyoruz adeta. Bir şeyler yapmak lazım. Bir, ağaç katliamını durdurmak lazım. İki, sulama meselesini iyi şekilde, detaylı bir şekilde, titiz bir şekilde gözden geçirmemiz lazım. Üç, suyu idareli kullanmamız, su tasarrufunun yöntemlerini hep birlikte düşünmemiz, taşımamız ve uygulamaya koymamız lazım. Bunu sadece devletten, otoritelerden beklemeyeceğiz. Kendimiz de yapacağız. Çok basit birkaç önlem var. Artık insanlar söylemekten, tekrarlamaktan dillerinde tüy bitti ama hiçbirimiz yapmıyoruz. Tıraş olurken, dişimizi fırçalarken o musluğu boşuna akıtmamak bile çok önemli bir tasarruf yöntemi. Bakın, damlayan muslukları tamir ettirmek çok önemli bir tasarruf yöntemi. Suyu kullanırken efendim rezervuar tanklarının içine bir tane pet şişe suyu koymak, her defasında o rezervuarı her kullandığımızda işte 300 mililitre, 250 mililitre neyse su tasarrufuna gitmek demek. İstanbul'daki hane sayısını düşünün. Sırf İstanbul'dan bahsediyorum. Ne kadar büyük bir su tasarrufu. Su borularını, tesisattaki kaçakları kontrol edip oradaki kaçakları önlemek vesaire. Yani suyu idareli kullanırsak kuraklık o kadar daha az vurur geldiğinde. İstanbul'un barajlarından sağdan soldan haberler geliyor. Yani Türkiye'nin genelinde de ciddi bir afetle, ciddi bir kuraklık afetiyle karşı karşıya kalacağımızın resmidir bunlar. Ne olur hep birlikte adım atalım, el ele verelim kuraklık tehlikesini bertaraf etmek için. Başka anlamlardaki afetleri önlemek, işte orman yangınlarına karşı hala ders aldık mı iki sene önceki yangınlardan, hala ne yaptığımızı bilmiyoruz. Maden kazaları değil, işçi katliamları daha doğrusu, onlara karşı gereken önlemler alındı mı alınmadı mı onları da bilmiyoruz. Dolayısıyla doğa bize sürekli olarak uyarıda bulunuyor. Diyor ki bilime sarılın, hesap yapın, kitap yapın, bu afetlerden korumanın yollarını bulun diyor. Bunu da bir şekilde hatırlatmak lazım. Bu hatırlatmayı hep yapacağız. Ve Türkiye'yi yönetenler ve belki de önümüzdeki dönemde yönetmeye talip olanlar da bu hesapları mutlaka yapmalılar, derslerinde iyi çalışmalılar ve ev ödevlerini yapıp koltuklarının altına alıp iktidara öyle talip olmalılar. Bu konuda hazırlıklılığınız yoksa hiç boşu boşuna vatandaştan oy istemeyin diye bir kez daha çağrıda bulunmak istiyorum. Lafı getirdik siyasete yine. Hadi siyasetle devam edelim. Dün Türkiye'nin siyasi tarihinde çok önemli bir dönemeç anlamına gelebilecek bir toplantı yapıldı Ankara'da. Altılı Masa ya da Millet İttifakı denilen 6 siyasi parti, Cumhuriyet Halk Partisi, İyi Parti, Saadet Partisi, Deva Partisi, Gelecek Partisi ve Demokrat Parti'nin liderleri, Saadet Partisi'nin ev sahipliğinde parti genel merkezine bir araya geldiler. Temel Karamollaoğlu teker teker karşıladı ve toplantı öncesinde yapılan duyurulara istinaden şunu biliyorduk ki dün orada esas olarak Millet İttifakı'nı, yani Altılı Masa'nın Cumhurbaşkanı adayı konusunda bir karar verilecekti. Masada bu konu konuşulacaktı. Tabii başka konu başlıkları da vardı ama Millet İttifakı'nın adayı konusunda bir karar verilecekti. Yaklaşık 5,5 saat süren bir toplantı yapıldı. Saat 14 sularında toplantı başladı. 5,5 saat sonra yapılan açıklamada, yayınlanan bir bildiride, yani birlikte bir görüntü, bir fotoğraf falan vermediler ama yapılan açıklamada denildi ki bu konuda ortak bir anlayışa varılmıştır ve o ortak anlayış gereği de masada bir takım kararlar alınmıştır. Hem aday konusunda hem de yol haritası konusunda partiler
kendi içlerinde de bu değerlendirmeyi yapacaklar ve pazartesi günü bir toplantı daha yapacağız denildi. Yani pazartesi günü bu konuda bir açıklama yapılacak denildi. Şimdi dün neler olmuş, gelin bir kısaca hatırlayalım, sonra üzerinde konuşalım. Saadet Partisi ev sahipliğindeki toplantı saat 14'te başladı. Altılı Masa'nın en kritik buluşmalarından biri olarak kayda geçen toplantı 5,5 saat sürdü. Masadaki en önemli başlık Cumhurbaşkanı adayıydı. Beklenti bu toplantıda adayın belirlenmesi ve YSK seçim takvimini ilan edince de adayın kamuoyuyla duyurulmasıydı. Ancak nihai açıklama pazartesi gününe kaldı. Karar liderlerin kısa ortak açıklamasıyla duyuruldu. Millet İttifakı'nı oluşturan siyasi partilerin genel başkanları olarak 28. dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi ve 13. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ortak cumhurbaşkanı adayımız ve geçiş süreci yol haritası konusunda ortak bir anlayışa ulaşmış bulunuyoruz. Genel başkanların partilerinin yetkili kurullarını bilgilendirmeleri sonrası nihai açıklamayı 6 Mart 2023 tarihinde kamuoyu ile paylaşmak üzere Saadet Partisi'nin ev sahipliğinde tekrar bir araya geleceğiz. Kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz. Kulislere yansıyan bilgilere göre toplantıda CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun adı masaya geldi. Pazartesi gününe kadar liderler partilerinin yetkili kurullarına bilgilendirme yapacak. Toplantı sonrası Kılıçdaroğlu genel merkezde MYK üyeleriyle bir araya geldi. Ayak divanı denilen kısa bir toplantı yaptı. Akşener'de genel idari kurulunu topladı. Evet, bunlar yaşandı ve yapılan açıklamada, yazılı açıklamada, 6 siyasi liderin yaptığı yazılı açıklamada Cumhurbaşkanı adayımız, ortak Cumhurbaşkanı adayımız ve geçiş süreci yol haritası konusunda ortak bir anlayışa ulaşmış bulunuyoruz. Genel başkanların partilerinin yetkili kurullarını bilgilendirmesi sonrası nihai açıklamayı 6 Mart 2023 tarihinde kamuoyuyla paylaşmak üzere Saadet Partisi'nin ev sahipliğinde tekrar bir araya geleceğiz. Şimdi bu bilgilendirme notu, burada kullanılan ifadeler ve o ifadelerdeki biraz da böyle her tarafa çekilebilecek esneklik meselesi dünden beri tartışılıyor. Niye? Çünkü toplantı bittiği andan itibaren özellikle bütün kameralar İYİ Parti'ye çevrildi. Çünkü İYİ Parti içinde çok yoğun bir hareketlilik başladı. Öteki partileri bilemem. Öteki partilerden mesela zaten Cumhuriyet Halk Partisi'nin Sayın Genel Başkanı partinin yetkili organlarını daha önce toplamıştı. Orada bir takım kararlar alınmıştı. Deyim yerindeyse mühür tamamen ve tartışmasız biçimde lidere verilmişti Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na. Kemal Bey buyurunuz gidiniz masada ne tavır almak gerekiyorsa siz yetkilisiniz alınız diye bir yetki verilmişti. Öteki siyasi partilerinde benzer bir tavır içinde olduklarını anlıyoruz. Karamollaoğlu, Davutoğlu, Ali Babacan, Gültekin Uysal onlar da aynı şekilde oraya yetkili gittikleri anlaşılıyor. Ama Meral Akşener'in toplantıdan çıkıp deyim yerindeyse apar topar partinin kurmaylarını genel merkezde toplaması, partinin önünde bir hareketlilik olması, girerken sloganlar atılması, hatta 81 il başkanının Ankara'ya çağrılıp onlarla bugün ilave bir toplantı daha yapılacak olması ve tam da o saatlerde İYİ Parti'den bazı isimlerin bir takım tartışmalar, bir takım huzursuzluklar olduğunu ima eder biçimde Twitter'da mesajlar paylaşması, silmesi, başkalarının başka şeyler paylaşması kafaları karıştırdı. Neler oluyor? İşte gelin bu sorunun cevabını Ankara kulislerini didik didik eden dün sabahta burada toplantı öncesinde konuştuğumuz sevgili meslektaşımız Zeynep Gürcanlı ile konuşalım. Zeynep günaydın, merhaba. Günaydın. Seni hiç rahat bırakmıyoruz. Dün de epey mesai yaptırdık ama dün akşam herhalde Ankara gazetecileri olarak biraz uykudan epey feragat ettiniz ve neler olup neler bittiğini anlamaya çalıştınız. Neler var elinde bizimle paylaşır mısın?
Ya şöyle bakmak lazım. Çok büyük bir sıkıntı olmadığını söyleyerek başlayayım ben bu işe. Yani siyasette böyle şeyler olur. Sen de çok tecrübeli bir gazetecisin. Ve dönemde özellikle koalisyon dönemlerinde neredeyse haftada bir biz koalisyon dağılıyor. Arkasından tekrar bir araya geldiler. Uzlaşma sağlandı diye haberler yapmıştık. Şimdi 6 partinin, 6 siyasi farklı partinin olduğu bir masada bu tip sıkıntılar olması, görüş ayrılıkları olması ya da pazarlıklar olması, bu pazarlık kelimesinin altını özellikle çiziyorum, son derece normal. Bir kere böyle bakmak lazım. Ankaralı gazetecilerin belki diğer gazetecilerden, İstanbul'dakilerden farklı bakışta bu oluyor. Biraz daha alışkınız biz bu pazarlık konusuna. Çünkü siyaset aslında bir pazarlık sanatı. Nereden bakarsan bak. Ben bugün yaşananların da, dün ve bugün yaşananların da bu pazarlığın bir parçası olduğunu düşünüyorum. Şöyle ki, bildiriye baktığımız zaman 3 ayrı unsur görüyoruz. TBMM seçimleri, Cumhurbaşkanlığı ortak adaylık ve genç yol haritası. Bu konuda liderler ortak bir anlayışa sahip olduklarını söylüyorlar. Ama ortak anlayış diyorlar, uzlaşma, mutabakat demiyorlar. Bu önemli bir unsur. Ortak anlayış demelerinin sebebi ne olabilir? Ortak Cumhurbaşkanı adayı demeleri tek bir aday olacağını ortaya koyuyor. Ne olursa olsun bugün İyi Parti Genel İdare Kurulu'ndan ne çıkarsa çıksın İyi Parti'nin ortak Cumhurbaşkanı adayının arkasında duracağı anlaşılıyor. Ortak anlayış meselesinin getirdiği muğlaklık aslında biraz Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimlerine nasıl girileceği, ortak liste mi yoksa İyi Parti ayrı diğer 5 parti birlikte aynı listeyle mi girecek bu konuda? Ve asıl önemli mesele ve pazarlık ve sıkıntı, eğer sıkıntı denirse buna elbette, biraz geçiş süreciyle ilgili. Burada yani şu... Zeynep, lafını kesiyorum, özür dilerim. Şunu mu diyorsun? Aday konusunda artık çözülmesi gereken bir sorun, bir sıkıntı kalmamış gibi gözüküyor. Başka meselelerde o kulislerdeki hareket, yani kulislerde demeyelim de partilerin içindeki, özellikle İYİ Parti'nin içindeki o hareketliliği o konu başlığına yormak gerekiyor diyorsun. Elbette şöyle söyleyeceğim, ama yani ortak aday da bu pazarlığın bir parçası elbette. Çünkü birdenbire ilk anda elinizi açarsanız ve evet kabul ediyoruz ortak aday olarak Kılıçdaroğlu dediğiniz zaman pazarlık unsurlarını elinizden kaybetme ihtimaliniz var. Dolayısıyla bu konuyu da özellikle İyi Parti'nin muğlak bıraktığını söylemek mümkün. Ama asıl mesele, bence asıl sıkıntı Meral Akşener'in kurulacak yeni hükümetteki konumu ne olacak o geçiş sürecinde? Şimdi şöyle bir durum var. Aslında hep bu konuşuluyor. İyi Parti'den bir büyük kentlerden birinden milletvekili olan biriyle konuştum ve şunu söyledi bana. Ben 160 bin oyla vekil oldum ama o masada toplam oyu 60 bin olan ya da daha az olan ya da biraz daha fazla olan partiler adayı belirliyor. Böyle bir şey var, sıkıntı var. Şimdi bunun ama ortadan masaya kaldırması... otururken bu ilkenin farkında değiller miydi yani? Elbette farkındaydılar ama şimdi bunu pazarlık unsuru olarak öne çıkarıyorlar. Bununla ne sağlamaya çalışıyorlar Zafer Arapkir'le? Aslında Meral Akşener'in bu geçiş süreci hükümetinde biraz diğer liderlerden daha ön planda olan bir konumda olmasını sağlamaya çalıştıklarını düşünüyorum ben. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olacağı dünkü toplantıda biraz ortaya çıktı. Şimdi anket falan diyor İyi Parti. Anket diyorsunuz da yani şunu söylemek lazım o zaman. Orada 6 tane siyasi partinin lideri oturuyor. 5 tanesi o muhalefeti oluşturan 5 siyasi partinin lideri Kemal Kılıçdaroğlu deyince bir tek sizin söylediğiniz anket, işte anket size, alın size anket. O masada bir anket aslında. Bunu böyle görmek lazım. Dolayısıyla onun pek fazla bir arkasında o anket meselesinin, gündeme getirilen anket meselesinin çok fazla bir arka planı yok ya da olmayacak. Yani şu ama, seçilebilir aday söyleminin arkasındaki maksadı söylüyorsun. Aynen öyle. Yani siz diyelim ki Kemal Kılıçdaroğlu ya sen ya da ben ya da başka bir aday olduğunda İyi Parti çalışmayacak mı? Sen o masada hem oturacaksın hem çalışmayacak mısın? Meral Hanım'ın kendisi aday olsa... Mesela
kalkıp CHP'liler, Deva Partisi, Gültekin Uysal'ın partisi, Demokrat Parti çalışmayacak mı? Yani böyle bir şey aslında söz konusu değil. Zaten orada ortak cumhurbaşkanı adayımız olarak söylüyorsun. Benim burada anladığım en büyük mesele, işte demin de söylediğim o oy farkı o konusunda biraz bu yönetimde cumhurbaşkanı çok yetkili olacak. Ama ona yakın yetkiyle donatılmış bir cumhurbaşkanı yardımcılığı ya da bir istişare kurulu. Yani Meral Akşener'i ikinci büyük parti olarak biraz daha öne çıkaran, karar alma sürecinde günlük kararlarda da sadece böyle hani kilit kararlarda değil ama günlük kararlarda da biraz öne çıkaran bir yapı oluşturulması konusunda bir pazarlık döndüğünü düşünüyorum. Tabii bunun içinde elbette bakanlık meselesi de var, elbette milletvekili listeleri falan da var ama asıl mesele benim burada gördüğüm bütün bu işte gig toplamalar, şunlar bunlar biraz İYİ Parti'nin elini güçlendirme çabası ve kendi liderine haklı da olarak, bunu da öyle söylemek lazım, haklı da olarak geçiş sürecinde daha etkin bir role büründürmek. Çünkü evet, şöyle bir şey var. Evet. Sistemde Cumhurbaşkanı çok yetkili. Ve kim olursa olsun, demin de söyledim, sen, ben ya da başka biri, bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, her kim olursa olsun o göreve geldiğinde son derece yetkili bir konumda bulunacak. Eğer bu bir de parti lideri olursa ve eğer bir de Türkiye'nin en altılı masanın en büyük partisinin lideri olursa bu etkinliği daha da artacak. İşte bunun için bu pazarlıklar sürüyor. İkinci büyük partide ben de bir söz sahibi olmalıyım, ben de bir noktada olmalıyım gibi. İşte bu anket meselesi, seçilecek aday ya da yol sürecinde ortak anlayış gibi ifadelerle bu pazarlığın önünü açmaya çalışıyor. Evet, ben müzdeki dönemde bunu konuşacağımızı düşünüyorum. Evet, şimdi o zaman biraz daha sade bir dile tercüme edelim. Yani İYİ Parti ve Meral Hanım şunu mu diyor? Siz madem en büyük parti olarak ve en ağırlıklı parti olarak, altılı masanın da ağırlıklı bir üyesi olarak, madem kendi adayınızı, kendi genel başkanınızı burada kabul ettirdiniz, evet, ama ben de kendi çapımda o gücümü başka detaylar konusunda pazarlık etmek üzere kullanayım, müsaade edin diyor. Yani sorun ve giderilmeye çalışılan sorun bundan ibaret gibi görüyorsun. Peki şu konu dünden beri hep tartışılıyor. Dün geldiler saat 14'te masaya oturdular. Duyumlara göre, yani o duyumlarda yanlış varsa ya da senin ek bir duyumun varsa lütfen onları ilave et. Duyumlara göre galiba Sayın Demokrat Parti lideri ilk önce Kemal Bey'in adaylığı konusunu gündeme getirmiş. Onlar Kemal Bey'in aday olması halinde biz destek veriyoruz demişler. Davutoğlu, Babacan, Karamollaoğlu da buna destek verince laf Akşener'e gelmiş. O noktada Sayın Akşener alternatif adaylar önermiş mi önermemiş mi? Bunu herkes merak ediyor. Hani İmamoğlu, Mansur Yavaş hadiseleri. Bu gelmiş mi gündeme, yoksa sadece Kemal Bey üzerinde mi konuşulmuş? Açıkçası bir anket meselesi gündeme gelmiş. Bu çerçevede de başka adayların olabileceği ima edilmiş Meral Akşener tarafından. Bunu da ben anlayışla karşılıyorum ve bir pazarlık meselesi olduğunu düşünüyorum yine siyasi açıdan. Şöyle düşünüyorum. Şimdi demin de söylediğim noktaya geri döneceğim. Altılı Masa'nın en etkin partisinin üstelik lideri Cumhurbaşkanı olunca geri kalanlar biraz gölgede kalır ihtimali var ve bundan en çok etkilenecek olan da ikinci partidir. Oysa Meral Akşener'in de biraz ittirmesiyle üçüncü biri olursa, bu CHP'den de olabilir. Yani Kemal Kılıçdaroğlu dışında herhangi bir CHP'li isim, bu İmamoğlu olabilir, bu Mansur Yavaş olabilir, başka biri olabilir. Dediğim gibi sen ya da ben de olabiliriz. Eğer onlar olursa aday, o zaman şöyle bir etkisi zaten olacak Meral Hanım'ın o aday üzerinde. Benim yaptığım pazarlık, masadaki mücadelem, benim çabalarım sayesinde sen aday oldun ve sonrasında seçildin. Bunun getireceği güç de önemli bir şey. Elbette dediğim gibi bunu sonuna kadar getiriyor Meral Akşener. Ama fakat bunu... Zeynep, şunu da unutmamak lazım. Yani bunu da vurgulamak lazım. Bakın İmamoğlu ya da Mansur Yavaş derken Cumhuriyet Halk Partisi'nin üyesi olan iki sayın siyasetçiden söz ediyoruz. Yani Cumhuriyet Halk Partisi yetkili kurullarıyla örgüt olarak Kemal Kılıçdaroğlu'na biz seni aday görmek istiyoruz, git orada adaylığını kabul ettir dedikten sonra Kemal Bey, Ekrem Bey'in ya da Mansur Bey'in adaylığını orada nasıl kabul edebilirdi? Orada asla edemez ama burada da şöyle bir haklılık payı var. Onu da vermek lazım yani Meral Akşener'e. Hem Ekrem İmamoğlu
hem Mansur Yavaş aynı zamanda İYİ Parti'nin de adayıydı. Tamam CHP şeyinden girdiler, logosuyla girdiler seçime. Ama son noktada İYİ Parti aday çıkarmayarak ve bütün örgütüyle bunları destekleyerek, ki bunu zaten Meral Hanım sürekli ifade ediyor. Yani %70'i CHP seçtirdiyse %30'u da benim diyor. Hani biraz alçak gönüllü de durarak. Böyle bir duruşu da var ki bunu daha önce Meral Hanım bu %70 ve %30 oranlarını vererek zaten ifade etmişti. Yani orada öyle bir şey yapıyor. Yani senin yetkili kurullarında, tamam senin ambleminin altında ama CHP ambleminin altında. Benim de o isimlerde katkım var gibi bir şey söyleme hakkı var bu noktada masada. Ama senin dediğine geliyorum. Elbette burada genel başkan olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendi partisi içinde, kendi partisinin logosu altında siyaset yapanlar üzerinde bir yetkisi var. Üstelik de genel kurullarından, bütün parti meclisinden, MYK'dan bu yetkiyi aldıktan sonra hakikaten bu biraz karşı partinin iç işlerine müdahale anlamına gelebilir. Ama demin de söylediğim gibi bu bir pazarlık sanatıdır. Eğer bakarsanız Meral Hanım'ın da bunu haklı gerekçelerle gerekçelendirme durumu olabilir. Sonuçta benim sonuca geleceğim ben. Yani görebildiğim bütün bu siyasi karmaşayı, karmaşa gibi görünen düzeni izlediğimiz zaman bu işin gelip geçip geçiş sürecinde Meral Hanım'ın rolünün, yerinin ne olacağına ilişkin konuya düğümlendiğini söyleyebilirim. Evet. Orada şimdi, evet. Göreceğiz önümüzdeki saatlerde. Şimdi Zeynep, geldiğimiz noktada benim kafamda şöyle izah edilmeye muhtaç bir soru var. Şimdi bu tür müzakerelere gelirken siyasi parti liderleri ya da herhangi bir sorunun çözülmesi için herhangi farklı kurumların liderleri gelirken yetkili kurullarına danışırlar. Oralarda bir strateji belirlerler. Yetki alırlar, gelir orada masada pazarlıklarını yapar, sonra kalkar bir açıklama yaparlar. Mesela Cumhuriyet Halk Partisi bunu yapmış gibi gözüküyor. Diğer dört parti de bunu yapmış gibi gözüküyor ama İYİ Parti özelinde süreç terse işliyor gibi görülüyor. Yani masaya oturdular, konuştular, bir deklarasyon yayınlandı. O partinin yetkili kurulları ile istişareyi, işte genel idare kurulu, şu kurulu, bu kurulu, efendim 81 il başkanları onu arkadan getirerek yapmaya çalışıyorlar. Burada bir sistem aksaklığı var mı yok mu? O da tartışma konusu herhalde. Ne diyorsun? Yani evet, teorik olarak baktığımız zaman bir sistem aksaklığı kesinlikle var ama siyasetin doğasına yine döneceğim. Dediğim gibi İYİ Parti özellikle son dönemde bazı anket şirketlerinin İYİ Parti yüksek gösterdiği anketlere de güvenerek biraz daha fazla yetki, sorumluluk ve etki istiyor önümüzdeki dönemde iktidar değişiminden sonra, seçim sonrasında. Daha fazla milletvekili istiyorlar. Yani daha fazla bakanlık, daha fazla yönetimde 2-2,5 yıl sürecek o geçiş süreci, etki istiyorlar. Ve bunu talep eden örgütte de, örgütün alt kesimlerinde de, üst düzeyde de bir takım siyasetçiler var İYİ Parti içinde siyaset yapan. Bu biraz aslında yine bildiriye döneceğim. Biz diplomasiye bakanlar kelimeleri teker teker inceleriz böyle uluslararası bildirilerde falan. Bunda da öyle incelediğin zaman bilgilendirme lafı öne çıkıyor. Şimdi burada İYİ Parti lideri bilgilendirme yapmak üzere genel idare kurumunu, kurulunu toplamış görünüyor ya da il başkanlığını. Bilgilendirme, bu çok önemli. Yani bir ortak anlayış var, bir bu konuda bilgi verecek. Şimdi burada İYİ Parti'nin yapabileceği iki şey var. Ya dönecekler ve uzlaşacaklar, ki ben bunun olacağını düşünüyorum, ya da çok ileri bir noktaya taşıyıp masadan kalkacak Meral Hanım. Ben bunun olmayacağını da hani o ortak cumhurbaşkanı adayımızdan çıkarıyorum. Dün akşam sıkça duyduğumuz yalnız kurt konumuna düşme meselesi. Elbette. Yani zaten şöyle bir şey var. Buradan şöyle bir çıkarımda da bulunabiliriz. O yalnız kurt konumuna belki Cumhurbaşkanlığı seçiminde değil ama milletvekili seçimlerinde düşmek ya da olmak için bir çabada olduğunu söylemek mümkün. Çünkü benim anladığım kadarıyla mevcut AKP ve MHP'nin getirdiği seçim sistemi çerçevesinde oy oranları daha küçük olan partilerin mutlaka daha büyük partilerle birlikte seçime girmeleri gerekiyor. Grup kurmak ya da milletvekili çıkarabilmek için. Şimdi İYİ Parti eğer diğer partiler kontenjan verirse,
kendi milletvekili sayısı azalacak. Bunu da pazarlık çerçevesinde tamam madem sen Cumhurbaşkanı adayı oluyorsun ey Kılıçdaroğlu, o zaman milletvekillerinin bunun yükünü de o seni destekleyen 5 partinin 4 partinin yükünü de sen üstlen ve sen onlarla birlikte gir. Biz yine ittifak içinde nasıl olsa geçiyoruz %7 barajını, ittifak içinde girelim ama kendi milletvekillerimizi ayıralım gibi bir duruma gideceğini tahmin ediyorum. Oradaki ortak anlayış lafının bir bölümünde bu olduğunu düşünüyorum. Şimdi Meral Hanım'ın bunları anlatacağını düşünüyorum ben. Evet. Ve bu strateji belirlenirken bütün bu unsurların öne düşünülerek ve gözden geçirilerek strateji belirleneceğini belki düşünüyorum. Belki de pazartesi günü masaya oturduğunda yeni bir takım taleplerle ya da bu çerçevedeki alışverişle geleceğini düşünüyorsun. Şimdi gelelim en sıcak gelişmeye. Yaklaşık bir saat önce İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Halk TV'de İsmail Küçükkaya'nın konuğuydu. Ağırlıklı olarak yaklaşık 2 saatlik bir süre içinde deprem meselesini, İBB'nin çalışmalarını filan anlattılar ama röportajın en sonuna doğru İsmail Küçükkaya dedi ki bu dün akşamki gelişmeleri size sormasam olmaz dedi. Bence de doğru bir şey yaptı ve dünkü toplantıyı sonrasında yaşananları aktardı. Şimdi Ekrem İmamoğlu'nun bu soruya verdiği cevaplardan bir iki satır başı aktarayım, senin yorumlamanı rica edeceğim. Diyor ki dün toplanıldı, liderler bir ortak bildiri yayınladılar ve sonrasında da başka şeyler oldu. Bir başka bir sonuç çıktı. Bildiri ile sonuç örtüşmüyor dedi. Yani bildirinin lafzıyla sonrasından yaşananlar birbiriyle örtüşmüyor. Bunu oturup çözmeleri lazım dedi. Yani çözümsüz kalan bir takım şeyler olduğundan söz etti. Daha da farklı bir şey söyledi. Çok sesli olmak, birbirimizi düşmanlaştırmamak, şeffaf konuşmak lazım dedi. Bu kaygıların giderilmesi lazım dedi. Ve şöyle de devam etti. Bu konunun aşılması konusunda feraset gerekiyor. Yani arada bir takım pürüzler olduğu anlaşılıyor. Bu konunun aşılması konusunda feraset gerekiyor. Sayın Genel Başkanım Kemal Kılıçdaroğlu ve sevgili İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener hanımefendi oturup bunu çözecekler. Bana da bir sorumluluk düşerse dedi, yani kendisini de bir sorumluluk alma noktasına koydu. Bana da bir sorumluluk düşerse çağırsınlar, koşar gider Ankara'da o çalışmaya, o şeye, çabaya katılırım dedi. Ama bir şey de ekledi, yani yanlış anlaşılmamak için herhalde. Her Cumhuriyet Halk Partili gibi benim de doğal olarak genel başkan adayım Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Yani benim ismim masaya gelmiştir gelmemiştir meselesine cevap verirken ama isminin masaya geldiğini de ima eden bir cümle kullandı. Ne diyorsun? Burada şunu sormak gerekiyor. Açıkçası acaba Ekrem İmamoğlu bu bildiriyle sonucun örtüşmediği kanısına kiminle görüşerek, nereden bilgi alarak vardı? Çünkü orada altılı masada altı siyasi partinin lideri oturuyordu. Ve bildiğimiz kadarıyla genel başkan, CHP genel başkanı çok böyle büyük ayrıntılı bilgiler vermedi kendi kurmaylarına. Diğer parti liderlerinde de bunu gördük. Bir tek İyi Parti gitti. O da kendi arasında toplandı ki Ekrem İmamoğlu aslında bir CHP'li. Açıkçası ben merak ediyorum. Yani o bildiriyle sonuç örtüşmüyor konusunu gördüklerinden mi çıkardı? Yoksa biriyle konuşarak, biriyle bir iletişime geçerek oradan mı çıkardı? Bu ikisi, iki durum birbirinden farklı sonuçlar çıkarır elbette. Ama Ekrem İmamoğlu'nun sonraki açıklamalarına baktığımızda feraset gerekiyor ve çözülmesi için elimden bir şey gelirse ben yardımcı olmaya hazırım gibi cümleleriyle, o imalarıyla şunu anlıyoruz ki yani sorunu çözmek konusunda iki yönlü bir açıklama bu. Tam bir siyasetçi açıklaması aslında. Muğlaklık içeren. Bu da Sayın İmamoğlu'nun aslında ne kadar başarılı bir siyasetçi olduğunu gösteren bir açıklama bana göre. Bu kadar muğlak konuşması. Bir yandan eğer beni düşünüyorsanız Cumhurbaşkanı adayı olarak sorumluluk alırım. Diğer yandan beni düşünmüyorsanız ama aranızda bir sorun varsa ben ikinizin ortak seçilmiş belediye başkanı olarak ara buluculuk yapmaya hazırım. Ama bu ya biraz da kendi konumunu biraz kendi konumunu aşan bir şey değil mi? Pozisyon değil mi? Yani Kemal Kılıçdaroğlu ile Akşener'in arasında çözülmesi gereken bir sorun varsa buradan Saraçhane'den kalkıp Ekrem İmamoğlu'na gidip buyurun ben de yardım edeyim demesi biraz konumunu aşan bir tavır değil siyaset, mi?
Siyaset iddia işidir Zafer Arapkirli. Siyaset iddia işidir. Yani her başarılı siyasetçi de biraz iddialı olmak durumundadır. Ben Ekrem İmamoğlu'nun da bunu yaptığını düşünüyorum. Çünkü sonuçta şunu da unutmamak gerekiyor. Bir sonraki aşamada Kemal Kılıçdaroğlu'nun şu anda aday olup olmayacağı tartışılıyor. Bana göre olacak. Yani bütün göstergeler onu gösteriyor. Ve seçilecek de yine bütün göstergeler onu gösteriyor. Seçildikten sonra açıkçası biz yapacağımız tartışma yine böyle televizyon ekranlarında şunu konuşacağız. CHP'nin lideri kim olacak? Açıkçası bütün bunları da hesaba katmak gerekiyor. Bütün bu tabloyu ya da siyasetçilerin. Siyasetçi kelimesine özellikle altını çiziyorum. Ekrem İmamoğlu şu anda bir görevde, çok da başarılı bir İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevi yürütüyor. Ama asıl olan Ekrem İmamoğlu'nun siyasetçi olmasıdır. Ve dediğim gibi siyaset iddia işidir. Evet. Ben Ekrem İmamoğlu'nun da iddialı bir siyasetçi olduğunu hep düşünmüşümdür, hep de söylemişimdir. Demek ki sorumun cevabını gayet güzel aldım. Yani bir sonraki adımda Ekrem İmamoğlu başka bir konumda da olabilir diyorsun. Çok kısaca Zeynep son soruyu sorayım. Bir muhabir olarak gözlemler, bilgiler ve tabii perde arkasında neler olabileceğine dair tahminlerini anlattın. Şimdi bir siyasi yorumcu şapkasıyla Kemal Kılıçdaroğlu'na artık ittifakın yani 13. Cumhurbaşkanlığının adayı diye kesin olarak diyebilir miyiz? Ben derim çünkü dediğim gibi anket mi istiyorsunuz? Alın size anket. Çünkü altılı masanın 5 üyesinin küçüklü büyüklü 5 üyesinin desteklediği bir aday ankettir zaten o da. Yani 6 kişilik bir heyetin 5'i eğer bir ismi destekliyorsa alın size anket. Bunu gidelim halka soralım, oraya soralım, örgütümüze soralım. Buna soralıma gerek yok. Orada oba genel başkanlar zaten kendi örgütlerinin kendi tabanlarının sesini bilmiyorlarsa ve duymuyorlarsa ve farkında değillerse o masada oturmasınlar derim ben. O yüzden bir siyaset yorumcusu olarak ben Kemal Kılıçdaroğlu'nun 13. Cumhurbaşkanı adayı olacağını tahmin ediyorum. Hatta olduğunu düşünüyorum. Daha da ileri gideyim. 13. Cumhurbaşkanı olacağını da tahmin ediyorum. Evet, sen bu lafları söylerken arkadaşlarımız da dün akşamdan beri Cumhuriyet Halk Partisi örgütünün mensuplarının hatta partinin ileri gelenlerinin sosyal medyada paylaştığı şu hani poster görünümündeki hani seçim posteri görünümündeki fotoğrafı da getirdi arkadaşlar. Bakalım önümüzdeki saatler ya da günler neye gebe diyelim. Zeynep Gürcanlı çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığın için. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Sağ ol. Gazeteci Zeynep Gürcanlı ile dün siyasette olup bitenleri, perde arkasını ne anlama gelebileceğini ve bundan sonra neler yaşanabileceğini konuştuk. Şimdi kısa bir ara verelim. Aranın ardından KRT Televizyonu ve Yön Radyo ortak yayınında medya terapiye devam edeceğiz. Medya terapiden tekrar merhabalar. 3 Mart Cuma sabahında KRT Televizyonu ve Yön Radyo ortak yayınında medya terapiye devam ediyoruz. Az önce siyasetteki olağanüstü gelişmeleri konuştuk. Olağanüstü diyoruz çünkü daha önce hiç yaşanmamış şeyler yaşıyoruz siyasette. İlk kez Türkiye Cumhuriyeti tarihinde bir seçim öncesinde bir koalisyon oluşturuldu. Aylardır onun bir takım çalışmaları var. Yeni bir rejim tesis etmek üzere yani Türkiye'nin yönetim sistemini değiştirmek üzere çok ayrıntılı çalışmalar yapıyorlar. Ama çok önemli de bir gündemleri vardı. O da Cumhurbaşkanı adayı belirlemek. Ortak adayın belirlenmesiyle ilgili dün kilit önemde ya da anahtar önemde diyelim bir toplantı yapıldı. O toplantıdan bazılarına göre biraz muğlak, bazılarına göre artık her şeyin halledildiği, her şeyin demeyelim de en azından aday, ortak aday meselesinin halledildiği konusunda bir karar çıktı. Kemal Kılıçdaroğlu artık aday olacak gibi görünüyor ama az önce Zeynep Gürcan'ın kulisleri tarayarak yani böyle boş tahminlerle değil bilgiye dayalı olarak yaptığı analize bakılırsa mesele Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı ile ilgili sorunun aşıldığı ama başka konulardaki pürüzlerin deyim yerindeyse pazarlıklarında bir aşamada sürdüğüne işaret ediyor İyi Parti içindeki hazırlıklılık. Az önce İyi Parti'den yapılan bir açıklama var. Sayın Meral Akşener bu sabahki görüşmelerinden ya da istişarelerinden sonra saat 13 gibi yani yaklaşık 50 dakika sonra bir açıklama yapacakmış. Hem ne olduğuna ne bittiğine hem de partisinin tavrına ilişkin bakalım neler açıklayacak. Peki Kemal Kılıçdaroğlu ne yapacak?
önceden planlandığı söylenen, bakın altını çizerek söylüyorum, yani dünkü toplantıdan daha önce planlandığı söylenen bir şekilde Türkiye İşçi Partisi'nin ve Sol Parti'nin yönetimleriyle bir araya gelecek. Türkiye İşçi Partisi ve Sol Parti biliyorsunuz farklı bir ittifaka mensup partiler. O partiler de altılı masadan çıkacak kararı merakla bekliyorlardı ki kendileri de alternatif bir cumhurbaşkanı adayı çıkartıp çıkarmama konusunda bir karar almak durumundalar. Hatırlayın, Halkların Demokratik Partisi siyasetin en önemli aktörlerinden biri. Daha önce ne demişlerdi? Biz altılı masadan önce bir aday açıklayacağız demişlerdi. Ama o kararlarından vazgeçtiler. Altılı masanın kimi aday göstereceğini bekleme kararı aldılar. Şimdi dün aşağı yukarı oradan bir isim çıkmış gibi gözüküyor. Bilmiyoruz hani ne olacak bugünkü gelişmeler pazartesi günü filan ama HDP'nin de bir bekleyiş içinde olduğunu görüyoruz. Sol Parti, Türkiye İşçi Partisi, yani genel anlamda bu altılı masanın dışındaki muhalefet ittifakları da masanın kararına göre bir tavır alma durumundalar. İşte o açıdan bugün Kemal Kılıçdaroğlu'nun Sol Parti ve Türkiye İşçi Partisi genel başkanlarıyla, yöneticileriyle yapacağı toplantıda son derece büyük önem taşıyor. İlerleyen saatlerde çok şey olabilir, her şey olabilir, hep birlikte göreceğiz. Niye önemsiyoruz, niye bu kadar üzerinde duruyoruz? Çünkü Türkiye'nin geleceğini, hepimizin geleceğini ilgilendiren önemli siyasi gelişmeler olduğu için. Şimdi bütün bunlar olurken, dün ben Twitter'da 3 fiyat etiketi paylaştım. Market alışverişine gitmiştim. Ayıptır söylemesi. Domatesti, salatalıktı, peynirdi, bilmem neydi alacağım. Etiketleri bir gördüm. Dedim ki burada fay hattı kırılmış. Evet, fay hattı kırılmış. Bakın size söyleyeyim fay hattının nasıl kırıldığını. Keşke o görüntüleri de arkadaşlara verseydim ama yayın öncesinde vermemişim. Bakın domates pembe diyor. Neyse pembe domates, hani böyle şeyden mi geliyor? Tropikal bir bölgelerden mi geliyor bilmiyorum ama 54 lira 95 kuruş. 1 kilo domates. Nişantaşı'nda, Teşvikiye'de, Küçük Bebek'te, Suadiye'de böyle butik şarküteriler vardır. Oralarda böyle her şeyin en bilmem janjanlısı filan satılıyor. Böyle abartılı fiyatlar. Teşvikiye Sosyetesi'nin, Suadiye Sosyetesi'nin, Küçük Bebek Sosyetesi'nin alışveriş ettiği. Ben küçükken de vardı, şimdi de var. Orada görürdük böyle fahiş fiyatları. 54.95 domates. İstanbul. Alelade bir markette. İsmini vermeyeceğim. Bakın devam ediyorum. 27 lira 95 kuruş. Salatalık. Namı diğer hıyar. Bildiğimiz hıyar. 27.95. Bir başka domates, kokteyl domates, 49.95. Ben bundan bir ay önce bir yerlerde 25 liraya domates görmüştüm, dudağım uçuklamıştı, günlerce tedavi edemedim. Dün 54 lira 95 kuruşluk domates gördüm markette. Öyle lüks müks bilmem ne şey değil yani, sosyetik bir market değil, çok sayıda şubesi olan bir market zincirinden söz ediyorum. Lafı nereye getireceğimi tahmin ettiniz. Enflasyon. Bu sabah bekledik ki enflasyon nasıl açıklanacak. İlk önce o enflasyon araştırma grubu ENAG, Veysel Ulusoy Hoca ve arkadaşları %126.91'lik bir yıllık enflasyon oranı açıkladılar. Ardından saatler 10'u vurduğunda da TÜİK, Türkiye İstatistik Kurumu %55.18 açıkladı. Yani 2 ay önce 84 küsürden 64'lere filan indi. Bugün de 55'e inmiş gözüküyor. Nasıl oluyor da iniyor? Ne etkisiyle, ne gibi sahiplerle bu enflasyon bu kadar düştü? Bunu izah etmemiz lazım. Etiketleri, fiyat, domates bilmem ne fiyatlarını özellikle söyledim ki lafı oraya getireyim diye. Şimdi gelin bir bilene soralım. Bu sayıları nasıl okumak lazım? Bu verileri nasıl okumak lazım? Profesör Doktor Yalçın Karatepe, Bir Gün Gazetesi yazarı ve Siyasal Bilgiler Fakültesi öğretim üyesi Yalçın Karatepe ile bu enflasyon oranını konuşacağız. Yalçın Hocam günaydın, merhabalar. Zafer Bey merhaba, iyi günler diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Her ay böyle bir mutat enflasyon muhabbeti için sizi rahatsız ediyoruz ama böylesine 84'ten 64'e, oradan da 55'e düşüş nasıl gerçekleşti? Çarşıyla, pazarla, hayatın gerçekleriyle ne kadar örtüşüyor? Sizden dinleyelim.
Şimdi Zafer Bey, yıllık enflasyon verisinin %85'lerden %55'lere geriliyor olmasının aslında vatandaşın karşı karşıya kaldığı hayat maliyeti açısından pek de bir anlamı yok. Çünkü onlar çarşıya pazara çıktıkları zaman hala artan fiyatlara maruz kalıyorlar ve bu yüksek fiyatları ödemeye devam ediyorlar. Bugün açıklanan TÜİK verilerine göre bile fiyatlar Şubat ayında bir önceki aya göre %3,15 oranında artmış. Dolayısıyla yıllık bazda veri geriliyor olsa bile fiyatların artış hızının yüksek seyrettiğini, yani vatandaşın cebinden giderek artan oranda paranın çıkmaya devam ettiğini biliyoruz. Peki yıllık veri neden geriliyor? Sizin sorunuza yanıt vereyim. Ondan kaçınmaya çalıştığından değil Zafer Bey, yanlış anlaşılmasın. Geçen yıl 2021'in aralığında, 2022'nin ocağında ve Şubat'ında görülen yüksek aylık enflasyon verileri hesaplama dışında kaldığı için ortaya çıkan yıllık veri görece olarak daha düşük kalıyor. Fakat bunun düşük olması, tekrar ediyorum, vatandaşın yaşam maliyetinin ucuzladığı anlamına gelmiyor. Maalesef, üzülerek söylüyorum, artmaya devam ettiğini gösteriyor. Her ne kadar manşet veri aylık %3,15 seviyesinde olsa da vatandaşın harcama sepetinde daha ağırlıklı yer tutan, örneğin gıda fiyatlarındaki artışa baktığımızda, buradaki artış oranının manşet enflasyonun iki katından daha fazla olduğunu görüyoruz. Gıda sepetindeki artış oranı aylık olarak Şubat ayında %7,36 olarak TÜİK tarafından açıklandı. Ama vatandaşın hissettiği gerçek enflasyonun bunun üzerinde olduğunun farklı emareleri de var. İzin verirseniz bunlardan bir tanesini örnek vermek istiyorum. İşte bugün açıklanan veride Şubat ayında fiyatı en fazla artan ürünler grubunda kırmızı et de bulunuyor. TÜİK'e göre kırmızı et fiyatları Şubat ayında %10 artmış. Ben baktım, Ocak ayında kırmızı et fiyatlarındaki artış Ocak ayında %20. Şubat'ta da %10 olunca yılın ilk iki ayında %32'lik bir et fiyatlarında artış durumu söz konusu. Ancak ilginç bir şekilde bugün, biraz önce sizin yayına bağlanmadan önce gördüm, Ankara Kasaplar Odası tarafına yapılan bir açıklamada et fiyatlarındaki artışın son iki ayda %100 olduğu söyleniyor. Şimdi TÜİK verilerinde %32, kasaplara göre %100. O zaman hocam hep aynı soruyu soracağız. Yani ben bilmiyorum, siz yayına bağlanmadan evvel benim konuşmamı duyma şansınız oldu mu? Dün ben sıradan bir market zincirinde, yani öyle hani butik şarküterilerde falan değil, 54 liraya domates gördüm. 27 lira, 54.95 domates, 27 lira 95 kuruş salatalık. Biraz daha ucuzu var domatesin, isterseniz ondan verelim, 49.95. Şimdi evet, hep sorulan soru var. Bu sayın TÜİK üyeleri hangi marketten alışveriş ediyorlar, hangi kasaptan et alıyorlar, bize de tarif etsinler, gidip kuyruk olalım benim. İşte zaten temel sorunlardan bir tanesi de bu Zafer Bey. Vatandaşın maruz kaldığını düşündüğü ve hissettiği, çünkü çarşıya pazara çıktığı zaman alışveriş yaparken cebinden her defasında ne kadar artan oranda para çıktığını gözlemleyerek, bunu yaşayarak hissettiği enflasyon oranıyla TÜİK'in açıkladığı enflasyonun birbirinden farklı olduğunu görüyoruz. Bu sadece bu ay için geçerli değil maalesef, uzun zamandan beri bunun böyle olduğunu biliyoruz. Zaten diğer kurumların hesapladığı enflasyon verilerine baktığımızda, işte örneğin İstanbul Ticaret Odası'nın İstanbul için açıkladığı yaşam endeksindeki artış oranı da TÜİK'in üzerinde. Enak tarafından açıklanan da onun üzerinde. Ama en doğrusunu vatandaş biliyor. Vatandaş fiyatları gördüğü zaman TÜİK'in verisine yansıyandan çok yüksek bir artış olduğunu görüyor. İzin verirseniz bir örnek daha vereyim detaylandırmak açısından. Şimdi alt kalemleri var enflasyonun. Bunlardan bir tanesi de konut başlığı altında. İşte konut fiyatları, yani konut grubuna giren kira vesaire gibi şeylerin artış oranı %1,28 olarak açıkladı TÜİK. Yani oturan mevcut kiracılar açısından kira artışı Şubat ayında belki sınırlı kalmış olabilir, ama bu depremin etkisiyle birlikte yaşanan göçün sonucunda, ben kendim fiili olarak bu piyasayı yakından takip ettiğim için biliyorum, örneğin Ankara'da boş dairelerin kiraları %100'e yakın oranda artmış. Bu sadece benim gözlemim değil. Siz gazeteci olarak takip ediyorsunuz. Ankara Cumhuriyet Savcılığı bu konuda soruşturma başlattı.
Yani kiralardaki anormal artışın denetlenmesi için, buna neyin yol açtığını ortaya koyabilmek için yasal bir süreci başlattığını bu hafta kamuoyu da paylaştılar. Hocam zaten ezeli ve ebedi bir kiracı olarak ben gayet yakından biliyorum meseleyi. Yani dolayısıyla şimdi bir taraftan Cumhuriyet Savcılığı kiralar neden bu kadar yüksek arttı diye soruşturma başlatırken, diğer taraftan TÜİK'in açıkladığı veride %1.26 gibi bir verinin kamuoyuyla paylaşılmasının inandırıcılığının sorgulanması gerekir. Çünkü gerçek çok abartılı değil mi hocam? %1.28 aylık değişim oranı ana harcama gruplarına göre diyor. Haberleşme %0.54 artmış sadece. Konut %1.28. Sağlık harcamaları %2.11. Yolu hastaneye düşen, eczaneye düşen filan zaten bunların böyle olmadığını biliyor dediğiniz gibi. Nasıl, nereden çıkartıyorlar bu oranları? İşte bizim anlamaya çalıştığımız, bilmeye çalıştığımız şey de o. Geçmişte şunu yapabiliyorduk, hatırlarsanız 2022 yılı Nisan ayına kadar TÜİK enflasyon sepetinde yer alan 406 ürün için fiyatları, yani derlediği ortalama fiyatları kamuoyuyla paylaşıyor. İşte beyaz peynir şu kadar, domates bu kadar, işte buzdolabının fiyatı şu kadar değişmiş, fiyatı bu kadardır diye. Biz de onlar üzerinden analizler yapabiliyorduk hatırlarsanız. Diyorduk evet. ki işte beyaz peynirin fiyatını siz nasıl öyle buldunuz? Hiçbir markette bu fiyat yok diyorduk. Ama ne yaptılar? Geçtiğimiz Nisan ayında madde sepetinde yer alan ürün bazlı fiyat açıklamayı durdurdular. Dolayısıyla biz beyaz peynirin fiyatını ortalama olarak ne alıp bu enflasyon sepetine yerleştirdiklerini bilmiyoruz. Evet. Bu sebeple yani orada şöyle bir oyun mu yapıyorlar hocam? Burada sizin az önce alıntı yaptığınız listeyi ben önüme açtım. Yani ana harcama grupları diye grup başlıkları altında veriyorlar. Ürün başlıkları altında vermiyorlar. Ama diyebilir ki ana harcama grubu gıda. İşte ben demin 54 liralık domatese örnek gösterdim ama belki bilmem ne kurabiyesinin, bilmem bisküvinin fiyatında sabitleme olmuştur ya da geri düşmüştür. Onun üzerinden hesaplıyor ama domatesi görmezden geliyor. Hocam dün domatesin o şeyde rafta gördüğüm zaman şöyle düşündüm. Yani artık hani hayatımda ilk defa taneyle almaya başladım da şöyle iri irice 4 tane domates alsanız zaten birer kilo, 1 kilo geliyor. Ya tanesi 54 liralık domatesin 10-15 liraya falan geliyor. Skandal boyutlarda bir artış yani. Bir domatesten bahsediyoruz. Elbette. Yani bu sadece domatesle değil, diğer tarımsal ürünlere ya da gıdaya ilişkin ürünlere yaygınlaştırdığımızda da benzer durumu görüyoruz. Ama sizin sorunuzda yer alan, eğer o ürünlerin, yani enflasyon sepetinde yer alan 406 ürün için her birini tek tek Şubat ayı için hesapladıkları ya da derledikleri ortalama fiyatı kamuoyuyla paylaşsalardı, biz daha spesifik olarak hangi ürünlerin fiyatlarındaki farklılaşmanın ne olduğunu bilebilirdik. Ama maalesef geçtiğimiz Nisan ayından beri bunu durdurdular. O zaman şöyle bir açıklama yapmışlardı. Biz Avrupa İstatistik Ofisi ile uyumlu bir açıklama sürecine gireceğiz. Ama Nisan ayının üzerinden neredeyse bir yıl geçti. Yani 10 aydan fazla bir zaman geçti. Evet. Ondan sonra bile ürün bazında fiyat açıklamasını durdurdular. Yalçın maalesef. Hocam. Onu açıklarlarsa görebiliriz. Yalçın hocam, gelin adını koyalım artık açıkça. Seçime aşağı yukarı 2 ay gibi bir süre kaldı. 2-2,5 ay gibi, yani 14 Mayıs'ta yapılacağını varsayıyoruz. Bu enflasyonu bu şekilde bizleri rahatsız edecek, tedirgin edecek biçimde, yani yöntemle diyelim, aşağıya çekmeye devam edecekler gibi gözüküyor. Kurun üzerindeki o sabitleme baskısını sürdürecekler gibi gözüküyor. Yanlış mı tahmin ediyorum? Yok, doğru tahmin ediyorsunuz. Döviz kurunun seyrine baktığımız zaman orada ciddi bir baskılamanın olduğunu görüyoruz. Amerikan doları son 3 ayda neredeyse 18.80 seviyesinde yatay seyrediyor. Bir hareket yok. Bu çok olağan bir şey mi? Değil tabii. Nasıl yani beceriyorlar dolar, bunu hocam? Çok teknik şey, detayına girmeden, yani kuru orada tutmayı nasıl beceriyorlar? Bunu birkaç kanal üzerinden yapıyorlar. Bunlardan bir tanesi dövize yönelik işlemleri ciddi şekilde pahalı hale getirerek. İşte örneğin bankalar döviz tevdiat hesabı açmasın diye birinin düzenlemeler yapıyorlar. İşte bu makro ihtiyadi tedbir adını verdikleri uygulamalarda onu pahalı hale getiriyorlar. Merkez Bankası üzerinden döviz satışı olduğunu biliyoruz. İşte son bir yıllık dönemde 100 milyar doların üzerinde döviz satışı olduğunu biliyoruz. Kur korumalı mevduat
mevduatta getirdikleri faiz sınırını kaldırdılar hatırlayacaksanız geçen ay. Daha önce politika faiz oranı artı 3 puandı. Şimdi dediler ki siz istediğinizi verebilirsiniz. Dövizden gelen vatandaşlar için söylüyorum. Bunun neye yol açtığını kur korumalı mevduat rakamlarında görüyoruz. Kur korumalı mevduat Ocak ayında azalmaya başlamışken şimdi yeniden artmaya başladı. 1,5 trilyon liranın üzerine çıktı. Dolayısıyla daha yüksek faiz verdikleri ve aynı zamanda o hesap sahiplerini kur artışına karşı korudukları için. Bu tür araçlar üzerinden seçimlere kadar kurları baskılayacaklarını zaten biliyorduk. Bunları yazılarımızda da söyledik. Siz davet ettiğiniz zaman programlarda da ifade ediyorduk. Ama iktidarın şöyle bir beklentisi vardı. İşte seçimler Mayıs'ta olacak. Ondan sonra başka işler yapabiliriz. Fakat depremle birlikte pek çok şeyin değiştiğini de görüyoruz. Ama kurlardaki baskılama devam ediyor. Enflasyonun baskılandığını, işte verilere yansıyan şekilde baskılandığını da görüyoruz. Bakın çok küçük bir karşılaştırma izin verseniz Zafer Bey yapmak isterim. Buyurun hocam. Şimdi Ocak ayında asgari ücrete zam yapıldığında iktidar bize ne dedi? Ben dedi enflasyon üzerine bir zam yapıyorum değil mi? %50'nin üzerine, %50'ye varan bir artış yaptı. Çok büyük bir artış filan diye bunu kamuoyuyla paylaştı. Bu hafta Türk İş tarafından açıklanan açlık sınırı verisine, 4 kişilik bir aile için açlık sınırı rakamına baktığımız zaman bunun 9.245 lira olduğunu görüyoruz. Bu neyi gösteriyor bize? Aslında yaşamın gittikçe nasıl pahalı hale geldiğini gösteriyor. Yani bugün kazanılan asgari ücret ki çok büyük bir duyuruyla bunu kamuoyuyla paylaştılar. %50'lik bir artış yapıyoruz diye. Ocak, Şubat ayı sonuna geldiğimizde vatandaşın gıda ihtiyacını bile karşılamaya yetmediğini gördük. 9.245 liralık bir açlık sınırı asgari ücret 8.500 lira seviyesinde. İşte biraz önce sizin söylediğiniz markette domates 55 liraya gören vatandaş ne yapıyor? Hızla oradan uzaklaşmaya çalışıyor. Onu tüketmeyip daha ucuz olduğunu düşündüğü şeyleri tüketmeye çalışıyor. Yalçın Hocam son olarak çok kısa bir cevapla toparlayabilirsek. Şimdi siz ekonomistler ekonominin dengelerini anlatırken zaman zaman böyle işte bir balonu nereden sıkarsanız başka bir taraftan işte oraya basınç şey yapar, patlama riski oluşur filan. Demin hem kurda hem de enflasyon verilerinde o baskılamadan söz ettik. Tabii ki o baskılamanın da bir tahammül sınırı olacaktır. Seçime doğru belki bu daha da o tahammül sınırlarını aşarsa, seçim oldu diyelim, bu iktidar devam etti ya da başka birileri geldi iktidara, bu baskılamanın da bir faturasını o gün yine milletçe ödeyeceğiz gibi gözüküyor herhalde, öyle değil mi? Elbette. Yani seçimden sonra bir iktidar değişimi olursa çok daha farklı ekonomik göstergelerle karşı karşıya kalırız. Çünkü uygulanacak programa ilişkin beklentiler farklılaşacak, Türkiye'ye ilişkin beklentiler pozitif anlamda iyileşecek bir iktidar değişimi olmasıyla birlikte. Dolayısıyla bu bir takım göstergelerin iyileşmesine yol açabilir. Ama mevcut iktidarın değişmesi halinde biraz önce sizin söylediğiniz bu baskıların sonucunu çok belirgin bir biçimde göreceğiz. İktidar uyguladığı mevcut politikaları uygulamaya devam ederse ki eğer mevcut iktidar kalırsa bunun öyle olacağını görüyoruz. O zaman baskılanan göstergelerin nasıl hızla hareket ettiğini ve bizim karşımıza nasıl büyük sorunlar çıkardığını hep beraber maalesef üzülerek göreceğiz diye düşünüyorum. Peki. Sayın Yalçın Karatepe çok teşekkürler efendim yayınımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ederim fırsat verdiğiniz için. Hoşçakalın. İyi günler hocam. Profesör Doktor Yalçın Karatepe ile konuştuk. Bir Gün Gazetesi yazarı ve Siyasal Bilgiler Fakültesi öğretim üyesi Yalçın Karatepe ile bu 84'ten 64'e sonra da bir ay sonra 55'e inen enflasyonun nasıl olup da bu düzeye indiğini anlamaya çalıştık. Pek anlayamadık ama arkasında yatan nedenleri ya da etkenleri de Yalçın Hoca anlatmaya çalıştı. Şimdi gündemin altını bu şekilde çizelim diyeceğim ama iki konu var, onu da aktarmadan kapatmak istemiyorum bu gündem kısmını. Ekşi Sözlüğe biliyorsunuz geçtiğimiz haftalarda, geçtiğimiz günlerde bir yasak getirilmişti. İşte bu deprem bölgesiyle ilgili bir takım paylaşımlar vesaire, bunlarla ilgili orada yazılan görüşlerle ilgili. Ve o Ekşi Sözlüğe getirilen yasak dün kaldırıldı ama bir süreliğine kalktı çünkü
ona yapılan itiraz kabul edilmiş ve tekrardan ekşik sözlüğün yasaklandığını biliyoruz. Bir de bu hafta sonu yine enteresan bir takım gelişmeler yaşamanın arefesindeyiz diyelim. Çünkü geçen hafta maçlarda atılan o hükümet istifa sloganları üzerinden iki kulübün taraftarlarına ciddi bir sopa sallanmıştı. Efendim, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Beşiktaş'tan istifasını açıklamıştı. Fenerbahçe Kulübü'nde bazı taraftarlara tribünde o gün slogan attığı gerekçesiyle 6222 sayılı yasa gereği bir takım ceza tebligatları gitmişti. Müsabakaları izlemekten men cezası. Fenerbahçe Kulübü'nün bu hafta sonu Kayseri Spor'la Kayseri'de Kadir Has Stadı'nda oynayacağı karşılaşmaya Fenerbahçe taraftarının gitmesine yasak getirilmişti. Kayseri İl Güvenlik Kurulu tarafından ona bir itiraz yapıldı. Bölge mahkemesinde o mahkeme o itirazı kabul etmiş. Yani o yasak kaldırılmış. Bakalım Fenerbahçe taraftarı o deplasmana gidecek mi? Giderse ne olacak? Beşiktaş Kulübü bu hafta İstanbul'a gelecek olan Ankara Gücü takımına bir deplasman taraftarının gelmemesi duyurusunda bulunmuştu. Hafta sonu futbol alanında da ilginç şeyler görebiliriz. Onları da duyurmuş olalım. Şimdi gelin gazetelerin birinci sayfalarına ve manşetlerine bakalım hep birlikte. Bir Gün gazetesi hükümet istifa diye bir hashtag açmış, bir etiket yapmış. Ne yaparsanız yapın susturamazsınız, korkutamazsınız diye üst başlık vermiş. Ve o haberin fotoğrafı da bir önceki gece, yani Çarşamba gecesi İstanbul'da Sol Parti'nin yapmaya çalıştığı bir protesto gösterisinin büyük bir polis gücüyle bastırılmasına ilişkin anların fotoğrafı. Tek adam rejiminin skandallarına ve işlediği suçlara öfke büyüyor. Ne yaparlarsa nafile, tepki dinmiyor. Bu zorba düzen mutlaka yıkılacak. Hükümet istifa şeklinde bir manşet atmış Bir Gün gazetesi. Diyor ki tek adam rejimi halkın yaralarını sarmak yerine tüm gücüyle kendisine yönelik tepkiyi bastırmaya çalışıyor. Hemen her gün yeni bir skandala imza atan iktidar, liyakatsizliğin ve kötü yönetimin hesabını soranların üstüne kolluk kuvvetlerini salıyor. Tribünlerde, sokaklarda, meydanlarda yükselen sesi bastırmaya çalışan iktidar ne yaparsa yapsın artan öfkeyi bastıramıyor demiş. Kadıköy'de hükümet istifa talebinin dile getirildiği eylemde 77 Sol Partili ile birlikte gözaltına alınan Sol Parti İl Başkanı Avukat Deniz Demirdöğen, yaşananlar tek adam rejiminin bir tezahürü. Ancak bu baskı ve zorbalık yenilecek dedi. TKP'den yapılan açıklamada ise acımızın ve öfkemizin boyutlarını gizleyemezsiniz. Gerçeği istiyoruz, hesaplaşacağız denildi. Bakın bu vesileyle bir dün Sol Partili bir arkadaşımla yaptığım konuşmadan onun izlenimini aktarayım. Birkaç yüz kişilik bir grup toplanmış Sol Parti'den o Kadıköy'deki eylem için. Diyor ki, yani çok uzun yıllardır bu tür eylemlere katılan bir arkadaşım Sol Partili, diyor ki hayatımda hiçbir gösteride gösterici sayısıyla polis sayısının bu kadar ters orantılı olduğunu görmedim diyor. Neredeyse 1000'e yakın polis memuru oraya çevik kuvvet yığıldı ve muazzam bir önlem aldılar ve çok sert bir mukabelede bulundular. Diyor ki hani anayasal bir hakkın kullanılmasından söz ettiğimizi söylemeye bile gerek yok. Dünkü altılı masa toplantısı ile ilgili Bir Gün sayfanın biraz daha alt kısmında masadaki isim Kılıçdaroğlu diye başlık atmış. Türkiye'nin kilitlendiği Millet İttifakı'nın liderler toplantısında adaylık için Kılıçdaroğlu öne çıktı. Liderler pazartesi günü yeniden bir araya gelecek. Haliyle bütün medya organları, yani adaylık için Kılıçdaroğlu öne çıktı gibi temkinli bir başlık kullanmaya gayret ediyorlar. Yani artık hani Kılıçdaroğlu aday diyemiyor kimse dün akşamki gelişmeleri de özellikle gördükten sonra. Nitekim Sözcü gazetesi de aynı şeyi yapmış. Sözcü de sür manşette İbre Kılıçdaroğlu'ndan yana diye, onlar da hani temkinli bir başlık kullanmayı tercih etmişler.
Millet İttifakı dün en kritik toplantısını yaptı. 6 lider de ortak isim üzerinde uzlaştı. İsmin açıklanması 6 Mart Pazartesi günü yapılacak olan toplantıya kaldı. En güçlü ismin Kılıçdaroğlu olduğu konuşuluyor demiş. Sözcü manşette az önce Kızılay'dan bahsederken size birinci sayfayı göstermiştim zaten. Bu 12 koltuklu başkan diye Kerem Kınık'ın kurumun 11 şirketinde daha yönetim kurulu başkanı olduğuna değinmiş. Kerem Kınık'ın muhterem oğlu ve muhterem kızıyla birlikte bir fotoğrafı var. Fatıma Z. Kınık sağ tarafında, Muhammed F. Kınık da sol tarafında. Kızı Yeşilay'da, oğlu ise Ay Kızılay'da diyor. Soyadlarını Ay olarak değiştirebilirler ya da Kınıkay olarak değiştirebilirler. Naçizane önerimdir. Oğul Muhammed Furkan Kınık genç Kızılay'da genel başkan yardımcısı. Kızı Fatıma Zehra Kınık da Yeşilay'da uzman yardımcısıymış. Evrensel Gazetesi taraftar tarafsız olmaz diye bir sürmanşet başlık atmış. Özür dilerim. Taraftara seyirden men cezası. Bu Fenerbahçe taraftarına verilen ceza ama tabii mahkemeden dönen cezayı kastediyor. Taraftar desteklenmeli diye bir başlık atmış. Ayaklar altına alınmış hukuk sistemiyle yurttaşların korkutulmak ve sindirilmek istendiğini belirten Evrensel Gazetesi yazarı Mithat Fabian Sözmen, spor kamuoyuna, taraftar gruplarına ve siyasi partilere düşen taraftarların örgütlü hareket etmesini desteklemek olmalı. Ancak o zaman teker teker avlanmaktan kurtulabiliriz demiş. Evrensel manşetinde de bizim ölülerimiz sizin karlarınız yeter demiş. Yunanistan'da katliama dönüşen tren kazası özelleştirme politikalarını yeniden tartışmaya açtırıyor. Bizim ölülerimiz sizin karlarınız buraya kadar sloganıyla grev ve protestolar yapıldı deniliyor. Yani kapitalizmin acımasız para hırsı, rant hırsı ve o özelleştirme manisi nelere yol açıyor? Burada da gördük, Yunanistan'da da gördük, İngiltere'de de gördük, başka ülkelerde de görüyoruz. Hepsinin ortak bir noktası var. Kapitalizm ve para hırsı. Bu liberal ekonominin insan canını ne kadar önemsemediği gerçeği. Hürriyet Gazetesi. İstanbul parayı nereden bulacak diye bir başlık var. Biliyorsunuz Hürriyet Gazetesi 3 gündür İstanbul'un bu deprem sorununa çözüm için 100 öneri başlığıyla bir takım uzman görüşlerini gündeme getiriyor. Önce deprem sonra kayalar diye bir manşet haber var. Bu da Hatay'da yaşanan bir faciayı aktarıyor. Amanos Dağları'nın eteğindeki Bektaşlı köyü depremde çifte felaket yaşamış. Amanos'un incisi olarak bilinen köy fayın üstüne kurulmuştu. Önce deprem vurdu köyü, ardından da Amanos'tan kopan kaya parçaları evlerin üzerine yuvarlandı. Bektaşlı köyü haritadan silindi deniliyor. Altılı masa adayda uzlaştı diye bir başlık var sayfanın hemen dibinde. Onlar da hani temkinli bir başlık kullanmayı tercih etmemişler. Pazartesi Kılıçdaroğlu açıklanacak diye daha iddialı, daha hani belirginleştiğine dair bir haber şeklinde sunmuşlar. Milli Gazete aday masaya yatırıldı diyor. Altılı Masa'daki partilerden birinin yayın organı diye bildiğimiz Milli Gazete, yani Saadet Partisi'nin görüşlerine yakın bir gazete. Saadet Partisi ev sahipliğinde aday masaya yatırıldı diyor. 5,5 saat sürdü. Toplantının ardından yayınlanan mutabakat metninde 6 Mart tarihinde tekrar bir araya gelineceği ve adayın açıklanacağı ifade edildi diyor. Yani bakın, Saadet Partisi'nin yayın organı gibi bir gazete dahi o temkinliliği bozmamış. Yani Kılıçdaroğlu aday gibi gözüküyor bile dememişler. Orası enteresan tabii ki. Karar Gazetesi plan hazırdı, uygulanamadı diye bir başlık atmış. AFAD'ın hazırladığı Türkiye Afet Müdahale Planı bu çapta bir felaket beklenmiyordu söylemini boşa çıkardı diye özetliyor. Altındağ'da aday masası. Altılı Masa'nın deprem felaketi nedeniyle ertelediği toplantı Saadet Partisi'nin ev sahipliğinde gerçekleşti deniliyor. Ve orada da yine bir aday ismi zikredilmemiş. Yani adaya karar verildi gibilerden bir ifade Karar Gazetesi de kullanmamış. Milliyet Gazetesi demir değil çubuk kraker demiş. Çok güzel özetlemiş o sakat yapılardaki demir kalitesinin nerelerde dolaştığına dair bir izlenim. Faciada ucuz hurda izine rastlandı deniliyor. Bakın, bombardımana uğramış bir şehir görüntüleri. O bina
şu demirler, yani hani çubuk kraker ev safında niteliğinde demirler yüzünden nasıl çatır çatır kırılmış o demirler gördüğünüz gibi. Halbuki işte yapan yapıyor. Sağlam demir kullan, sağlam bağlantılar yap, uygun nitelikte betonu dök, hiçbir şey olmuyor binalara. Ayakta kalan binalar var. Onlar da aynı bölgede, aynı fay hattında. Yani ilahi bir güç onlara bu binaya dokunmayın filan diye emir mi veriyor depreme ya da sarsıntılara? Yok öyle bir şey. Posta gazetesi, benim hala umudum var diye bir başlık atmış. Depremlerin üzerinden 24 gün geçti. Ancak kayıplarını bulamayan aileler umudunu yitirmedi. 28 kişinin enkazda kayıp olduğu Antalya İlke Apartmanı'nda aileler kurdukları WhatsApp gruplarında haber alamadıkları sevdiklerine ilişkin video, fotoğraf paylaşıyor ve bilgi veriyor denilmiş. Sabah gazetesi nereden nereye diye manşet atmış. 17 Ağustos 99'da Sakarya Kızılay deposunda böyle hurdalar bulunduğuna dair bir fotoğraf. 2 Mart 2023'te Sakarya Kızılay deposu ağzına kadar yardım malzemesiyle doluymuş. 12 Kasım 99'da Düzce Kızılay çadırında böyle sefil bir hal. 2 Mart 2023'te Adıyaman Kızılay çadır kenti böyle pırıl pırıl kurulmuş filan. Bir propaganda ve yalan boca edilmiş birinci sayfa görüyoruz. Yandaş medyanın amiral gemisi Sabah gazetesinde. Yeni Şafak gazetesi sürmanşette ilginç bir başlık kullanmış dünkü toplantıyla ilgili olarak. Beşli masa diye bir başlık atmışlar. Saadet Partisi'nin ev sahipliğinde yapılan altılı masadan tartışılan bir fotoğraf geldi deniliyor. Evet, Meral Akşener'i göremiyoruz burada. Niye göremiyoruz bilinmiyor ama Saadet'in servis ettiği iki fotoğraftan birinde Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkan Akşener görünmüyordu demiş. Şimdi bakın burada ciddi bir çakallık var. Çakallık var. Meral Akşener hanımefendi Gültekin Uysal'ın arkasında kalıyor. Solda, en solda Gültekin Bey'i görüyorsunuz. Arkada gözükmemiş. Yani tabii hani biraz da geniş açıyla çekildiği için Gültekin Bey daha böyle geniş çıkmış orada. Meral Akşener gözükmüyor. Yani hani sanki Meral Akşener masadan kalkmış gitmiş. Masayı dağıtmış gibi bir izlenim uyandırmaya çalışmışlar. Yani eminim Saadet Partisi bir sürü fotoğraf paylaşmıştır. Onların içinden bunu seçmiş, almış Yeni Şafak gazetesi çakallık yapıyor. Ayıp şeyler bunlar ya. Hakikaten ayıp şeyler bunlar. Yani parçalanıyorlar, dağılıyorlar filan gibi böyle gönlünden geçenin propagandasına malzeme edecek o fotoğrafı. Bunun adı da gazetecilik. Meslekleri iyilik diye bir başlık var. İşte Covid-19'un en ihtiyaç duyulan dönemlerinde maske ve dezenfektan gibi hijyen malzemeleri üreten meslek liseleri şimdi de depremzedeler için devreye girmiş. Deprem bölgesinde ihtiyaç duyulan çadır, soba ve mobilyaları üretiyorlarmış. Aferin o çocuklara. Türkiye gazetesi insanlık diye bir başlık atmış manşet haberine. Depremzedelerin yaralarını sarmak için göz yaşartan dayanışma örneğinden söz ediyor. Altına da insafsızlık diye bir başlık atmış. Sahte sitelerle yardım topladılar, depremzedeleri dolandırdılar, kiraları katlayıp fırsatçılık yaptılar diye. Her türlü ağır ifadeyi, küfürü ve bedduayı hak eden insanlıktan çıkmış yaratıklar diyelim onlara da. Akşam gazetesi İstanbul evden eve taşınıyor demiş. Deprem endişesi yaşayan İstanbullular kentten taşınmaya başladı. En yoğun ilgi de Karadeniz ve Ege'ye. Gerçekten de hani bulundukları binalardan endişe eden insanlar canını düşünmek için, canını kurtarmak için başka bölgelere taşınıyorlar. E peki burada yaşamını sürdürmek için muhtaç olduğu bir işi olanlar ne yapsın? Hadi işi olmayanlar diyelim, aldı sandığını, şeyini, bohçasını, çıktı gitti. E iş çalışmak zorunda olanlar ne yapacak? Onlar mecburen tabut gibi binalarda yaşamaya devam etmek zorundalar. Aydınlık gazetesi Erdoğan'ı sanık sandalyesine oturtma tehdidi demiş. Kim oturtacakmış? Atlantik emperyalistleri. Atlantik emperyalistlerinin Türk devletini hedef alan yeni girişimi. Aydınlığın da derdi Erdoğan gitmesin. Emperyalistler istiyor çünkü gitmesini. 83 milyon memnun Recep Tayyip Erdoğan'dan. Herkesin keyfi yerinde. Mis gibi enflasyonu da düşürüyor Recep Tayyip Erdoğan. %55'lerde. Domates hamdolsun 54 lira. Allah daha iyi etsin. Alırız ne olacak? Ama dert
emperyalistler, Aydınlık Gazetesi, Vatan Partisi de emperyalistler istiyor diye, yani gitmesini istiyor diye Recep Tayyip Erdoğan kalsın istiyorlar. Ciddi klinik vakaya dönüştü bunlar ya. Hakikaten klinik bir vakaya dönüştü. Yeni Akit Gazetesi, Altılı Masa adayını pazartesi açıklayacak diyor. Adayın ismi hala sır gibi. Bakın Yeni Akit Gazetesi bile ne Kemal Kılıçdaroğlu aday olacak diyor, ne masa dağıldı bilmem ne diyor. Onlar bile kararsız kalmışlar ortada yani. Basit ruhsatla kaçak inşaat diye bir başlık var. Ekrem İmamoğlu'na hücum eden bir haber. İstanbul'un depremle mücadelesi ve kentsel dönüşümü işte bu kafaya emanet diye bir başlık atmış. Deprem şehitleri için de tarihi camilerde mevlid okumuş. Tarihi camilerde cuma namazı öncesi de dua edilecekmiş Yeni Akit'in haberine göre. Gelin öteki iki gazeteye de bakalım. Gazete Pencere, aday Kılıçdaroğlu açıklama pazartesi. En net ifadeyi Gazete Pencere kullanmış. Diyor ki dün aday saptandı, üzerinde anlaşmaya varıldı. Adayın ismi Kemal Kılıçdaroğlu ve pazartesi günü de açıklama yapılacak deniyor. Niye önemsiyorum? Çünkü hani erken saatlerde baskısı yapılan bir gazete değil Gazete Pencere. PDF ortamında yayınlanıyor. Teorik olarak gecenin hatta sabahın ilk saatlerine kadar vakitleri var. Dolayısıyla iddialı bir söylemle Kemal Kılıçdaroğlu'nun ismini sadece Gazete Pencere koymuş. Önemli yani. Demek ki bir bildikleri var yani o şeyi. Sevgili Yavuz Oğhan'ın genel yayın yönetmenliğini yaptığı bir gazetedir. İddialı bir şekilde bu manşeti atmış Yavuz Oğhan. Bir bildiği olmasa atmaz diye düşünüyorum. Ve gelelim 2. Yüzyıl gazetesine. Geliyor gelmekte olan Yeni Yüzyıl gazetesi de diyor ki hem yandaş hem muhalif hangi ankete bakılırsa bakılsın açık farkla önde olan Millet İttifakı büyük ihtimalle 13. Cumhurbaşkanı olacak ismi 6 Mart günü kamuoyuna açıklayacağını 6 liderin ortak imzasıyla duyurdu. Geliyor gelmekte olan sloganı da biliyorsunuz Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhuriyet Halk Partisi'nin çok sık kullandığı, bu aralar kullanmıyorlar ama kullandığı bir slogan. Yani 2. yüzyılda hani biraz daha ima yoluyla Altılı Masa'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu geliyor gibi, yani pazartesi açıklanacak gibi de bir ifade kullanmış. Biraz daha vaktimiz var mı Erol? Bir dakikamız varmış, o zaman toparlayalım. Gerçekten de bugün hem depremin üzerinden 26 gün geçmişken o bölgedeki gelişmeleri, ihtiyaçları ve orada durumun hala ilgiye birinci gündem maddemiz olarak muhtaç olduğunu sizlerle paylaştık. Oradaki gelişmeleri aktardık. Altılı Masa'da ne olduğunu, bugün neler olacağını aktardık. Perde arkasındaki gelişmeleri, yorumları aktardık. Bakalım bugün ilerleyen saatlerde o toplantıyla ve toplantının sonrasında yaşanan artçı sarsıntılarla ilgili neler olacak? Onları da sizlerle ilerleyen bültenlerde KRT ekranında ve Yön Radyo'da paylaşmayı sürdüreceğiz. Medyaterapiye bugünlük ve bu haftalıkta noktayı koymuş olalım. Pazartesi sabah saat 11'de buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.